Merhabalar sevgili izleyiciler. 40 karşınızdayız. Bu programımızda konuğumuza 40 soru yöneltiyorum. Her soruyu yanıtlamak üzere 2 dakika süresi var. Eğer herhangi bir soruya yanıt vermek istemezse pas geçme hakkına sahip. Eğer bir soruya 2 dakikadan daha kısa bir süre içerisinde yanıt verirse arda kalan süreyi diğer sorular için kullanması mümkün. Bugünkü konuğum televizyoncu, oyuncu sevgili Pınar Altı Atacan. Pınar'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Bahar gibi geldin. Teşekkür ederim. Çok ciddi siyasi figürlerin ardından seni böyle bütün güzelliğinle, estetiğinle ve bilgi birikiminle burada Teşekkür ağırlamak ederim. çok keyifli olacak. Güzel bir maraton Ben de koşacağız. heyecanlıyım. Bir kere tabii eski bir arkadaşının karşısında oturmak ne olursa olsun insana iyi geliyor. Aynı şekilde. Bir de bana ne soracaksınız çok merak ediyorum. <laughs> Amacımız seni 360 derece tanımak. E, Herkes belki çok tanıdığını sanıyor ama ya Pınar'ın da bilmediğimiz bu yönü varmış dedirtebilirsek kendimizi başarılı sayacağız. Ee... Canercim çocukluğundan başlayacağım. Her konuştuğum olduğu gibi 1974 yılında İstanbul'da doğuyorsun. 17 yaşında podyumlara evet. meslek hayatına başlıyorsun. Orada tabii belki sade bir hayattan farklı olarak çok erken çalışma hayatına atılman dikkatimi çekti. Ki sen sen Benoît gibi girmesi ve okuması zor bir okulda okuyorsun Doğru. o sırada. Ardından bir üniversite kazanıyorsun. Yarıda bıraksan da o üniversiteyi yarıda bırakma ve hayat Hayata erken atılmadaki kilometre taşlarını merak ediyorum. Neden böyle oldu? İlk soru gelsin. Mankenlik yapmak isteyen Pınar Altuğ'a ailesi ne tepki verdi? Mankenlik yapmak isteyen Pınar Altuğ yoktu. Meslek daha doğrusu para kazanması gereken bir Pınar Altuğ vardı. Çünkü 17 yaşında babamı kaybettim. Ve o güne kadar benim bütün maddi yüküm babam, babamdaydı. Annemde değildi. Annem normal bir yerde maaşlı çalışan bir kadındı. Ve San Benoğa gibi bir okulda okuyordum. Senin de söylediğin gibi. Dolayısıyla öyle bir okulun karşılamak çok kolay değil. Ee, bir şekilde para kazanmam lazımdı ve babamı kaybetmeden çok kısa bir süre önce bir tesadüf sonucu Neşe Erberk ile tanıştım. Annemin çalıştığı iş yerinin defilesi vardı. Ben de kulise gittim ve Neşe bana o zaman mankenlik teklif etti. Çok yanaşmamıştım hani yaşım çok küçük daha çok erken diye. Ama e, babayı kaybedip de parasız kalıp bir şekilde para kazanmak gerekince acaba mı deyip Annemle el ele tutuşup Neşe'ye gittik ve ben böylece mankenlik yapmaya başladım. Yani dolayısıyla hani ben manken olayım heyecanından öte bir şekilde para kazanmalıyım. Böyle bir seçenek vardı. Acaba yapabilir miyim? Çünkü Hı -hı. hani aynaya bakınca görüyorum fiziksel avantajlarım var. Hı -hı. E, Neşe de o zaman çok uygunsun, yapabilirsin dediğinde ben okulum var demiştim. Okulla beraber de bu işi yürütebilirsin. Bak bana ben de zamanında yaptım diye örnek göstermiştim ama ben çok iyi bir öğrenci olmadığım için çekinmiştim ama kuyruk sıkışınca benim için bir çıkış yoluydu. Denedim oldu. Öyle diyelim. Peki çok teşekkür ediyorum. Senin hikayenin başlangıcında babanın vefatıyla birlikte bir zaruriyet, bir evet. mecburiyet hissi evet. geçti. Bana buradan da devam etmek istiyorum. Şimdi güzellik yarışmalarında yine hep bu mecrada çok objektif, son derece net olduğumuz iddiası olduğu için ben ikimiz de güzellik yarışmasına evet. girdiğimiz için bu konuda da ne kadar objektif olursak içim o kadar müsterih olacak. Hani iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına Tabii batır canım. diye. Güzellik yarışmalarını bunu deneyimlemiş bir meslektaşım olduğu için masaya yatırım istiyorum. Ee, benim e, tabii e, olgunlaştıkça güzellik yarışması algım kavramsal olarak kafamda çok değişti. Acaba bu yaşın olgunluğuyla girer miydim diye çok sorguladım. İçimde hayır yanıtını verdim ama bir taraftan da çok da acımasız davranmak istemiyorum. O zamanki mecrada işte Neşe Erberk gibi Boğaziçi Üniversitesi mezunu olup bir iş kadını nosyonu olan eğitimli nitelikli genç kızların katıldığı bir mecraydı aslında. İşte televizyon şarkı yarışması vardı, güzellik yarışmaları vardı Doğru. ve bir ulusal meseleydi orada Tabii e, ki. ülkeyi temsil etmek. O, o tacı taşımanın bir ağırlığı vardı. Çok da güzel örnekler Çok vardı. İşte Mertem Karar Dünya Güzeli seçilmişti. Neşe Erberkler, Yasemin Baradanlar vesaire. Fakat zaman içerisinde bu güzellik kavramının içine ne kadar emekle çalışarak doldurulması gerektiğini tabii ki öğretiyor hayat insana. Şimdi bu yaşın olgunluğuyla güzellik yarışmaları algını merak ediyorum Pınar'cığım. Soru gelsin. Pınar Altuğ bugün olsa bu olgunlukla yine güzellik yarışmalarına girer mi? Bunun bu olgunlukla değil geldiğimiz günle alakası var. O günkü senin de biraz önce söylediğin gibi o günkü güzellik yarışmasına ya da Eurovizyona ya da benzeri şeylere bakış açımız bugün hala aynı değil. Çünkü hayat değişiyor. Ee, yeni meslekler ortaya çıktığı gibi bizim mesleğimiz de farklı oldu. Mesela ben senelerce mankenlik yaptım ve bu işten çok güzel para kazandım. Bugün bana bir defile söylesene. Şöyle 30 mankenin gümbür gümbür sahneye çıktığı, podyuma çıktığı, herkesin o koltukları pandemi sürecinden bahsetmiyorum elbette. Şu anda çok başka bir şey yaşıyoruz ama böyle salonları doldurup da markaların da bu bütçeleri harcayarak yaptığı defileler göstersene. Fashion Week için bile artık daha ucuz olsun diye Türk model kullanılmıyor. Dolayısıyla bugünkü aklımla ve bugünkü algıyla güzellik yarışması belki de benim ilgimi olmazdı. Güzellik yarışmasına beni sokan da Neşe bu arada. Yani yarışmaya girmem konusunda annemi de beni de ikna eden... Ve bu konuda yüreklendiren de Neşe'dir. Hani ben sende bir Türkiye güzeli potansiyeli görüyorum. Ve bunun senin bu mesleğine faydası olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla hadi. Ve ben yine de San bitirmeyi bekledim. iyi öğrenci olmadığım <laughs> için. Ve okuldan mezun olduğum sene girdim yarışmaya. Ve gerçekten Neşe haklıymış. Türkiye güzeli oldum çıktım. Ee, bir kere daha söylüyorum. Bugünkü aklımla, bugünün şartlarıyla... Ee, çok ilgimi çekmeyebilirdi ama e, o zaman benim için çok büyük bir anlamı vardı. Hı hı. İyi ki girmişim hiç pişman değilim. Peki teşekkür ediyorum. Buradan da devam edeceğim. Şimdi bugünle dünü kıyasladığında tabii ki mecra çok değişti. Bir kere dijital bir platform oldu. Kesinlikle. Herhangi bir yeteneğin varsa bunu aslında icra edip gösterebileceğin nice pencere açıldı. O dönemde eğer bir yeteneğin varsa eğer show business'ta ya da işte görselliği olan bir dünyada yer almak istiyorsan da kendini gösterebileceğin kısıtlı mecralardan Kesinlikle. biriydi. Şimdi bir dizi oyuncusu olmak istiyorsan ya da başka bir şekilde görünmek istiyorsan Hiçbir i̇şte, şey yapmıyorsan sosyal medya var. E, konuşacağız. Dolayısıyla bu mecraların e, değişmesine istinaden soru gelsin. Sence güzellik yarışmalarının son kullanma tarihi geçti mi? Evet geçti. Yine söylediğim sebeple e, bazı meslekler ve bazı unvanlar diyelim bitiyor ve yerine yenileri geliyor. E, maalesef ki sen de eski bir Türkiye güzelsin ben de eski bir Türkiye güzelyim bizim çok daha algıda seçici olmalı. Ve yeni seçilen güzelleri biliyor olmamız gerekir. Ben son birkaç senedir bilmiyorum. Magazinde gördüğümde aa işte bilmem kaç yılı Türkiye Güzeli yazdıklarında seyretmedim ki. Ama eskiden güzellik yarışması olduğu zaman herkes evlere kapanır. Bunun için özel program yapılır. Eşe dosta gidilir. Oturur, oturulur güzellik yarışması seyredilirdi. Öyle bir e, kıymeti, yeri nasıl adlandırırsan o vardı şimdi yok artık eskisi gibi bir konumu yok güzellik yarışmasının. Dolayısıyla bence evet. Peki Şimdi buradan devam edeceğim. Güzellik yarışmasından sonra tabii birçok teklif geliyor. Bir zaruretin olduğu için de diyorsun ki erkenden hayata atılmak evet. zorundaydım. Bir baba kaybı var ve evet. anneyle birlikte hayata tutunuyorsunuz. Evet. Erkenden çalışma hayatına atılman gerekiyor. Ama bir taraftan üniversitede öğrencisin evet. ve eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalıyorsun anladığım kadarıyla. Şimdi bu üniversiteyi bırakma kararın o entelektüel açlığını doyurma bağlamında bugün, değerlendirdiğinde soru gelsin. Pınar Ağdoğlu üniversiteyi yarıda bıraktığına pişman mı? Hayır değilim. Çünkü e, zaten çok isteyerek girdi girdiğim bir bölüm değildi. Siyasal bilgiler işletme öğrencisiydim ben. E, başında da söylediğim gibi hiçbir zaman çok iyi bir öğrenci olmadım ama matematiği kuvvetli bir öğrenciydim aslında. Ve gönlümden geçen hep benim mimarlık, iç mimarlık ve benzeri bir eğitim almaktı. Fakat ee, o zamanın puanlarıyla işte hani o zaman ya Türkçe matematikten giriyorsun ya Fenden giriyorsun işte puanlar farklı ya e, mimarlığa girebildiğim puanla başka istediğim bir dal yoktu. Dolayısıyla e, beş okul filan var. E ben bu beş okuldan birini tutturamazsam e, hepsinin de puanı yüksek e, kendime çok güvenmiyorum öğrenci olarak. E, bunları tutturamadığımda girecek yer kalmıyor ortada kalacağım. O zaman ne oldu? Ben e, hayalimden bu sebeple vazgeçip girebileceğim bir okul arayışına girip ona göre bir puanla bir okula girmeye çalıştım ve girdim. Gönlümden geçiyor muydu? Hayır ama okumak lazım mıydı? Evet ve orada devam mecburiyeti karşıma çıktı. Çünkü ben e, 93'te Samuro Adam mezun oldum ve e, üniversiteye girdim. 94 Nisan'da da Türkiye Güzeli oldum. Şimdi çok güzel. Fakat Türkiye güzeli olduğun an senin için zaten çok önceden organize edilmiş işler var. Yani o kadroda Yeni Türkiye güzeli ismiyle kim olduğu önemli değil. Yeni Türkiye güzeli çıkacak o işe. Dolayısıyla benim iş hayatı ve parayı ya da istemediğim okulu okuma seçeneğim vardı. Ben para kazanmayı tercih ettim ve pişman değilim. Çünkü belki üniversiteyi bitiremedim ama kendimi yetiştirdiğime inanıyorum. Dolayısıyla evet. hayır. Teşekkür ediyorum. Değil. Bunlar ee, şimdi e, sen güzellik yarışmasından sonra aslında bunun bir unvan olduğu bilinciyle e, içine doldurmak için de çok çalıştım bir taraftan e, ben seni televizyoncu kimliğinle biliyorum e, çok iyi sunuculuk deneyimlerin oldu de. e, çok güzel bir performansla işte oyunculuk yaptın yıllarca reklam filmleri çevirdim vesaire yani bu unvanda kalmadı üzerine ciddi bir çalışma e, hayatın oldu e, hatta bir hatırlayalım Türkiye'nin yıldızları bir dilek tut bir şarkısın sen değil mi bütün bu başarılı işlerde de senin sunuculuğun vardı e, fakat enteresandır görsellikle e, yola çıkınca e, işte e, yaşlarımız artık e, 50'ye geliyor. Evet. Dolayısıyla hep görsellikle eşleştirilmiş bir performans, bir e, seni o mecrada görmek istiyor seyirci. Oysa 50 yaş deneyimi, tecrübesi artık e, başka bir e, zekayı, başka bir damıtılmışlığı, güzel tortular bırakıyor insanın e, beyninde. Bundan sonrası için hedef koyarken çok da örnek yok bu manada aslında değil mi? Hani 50'sinden sonra işine tam asılmış bir kadın yine şov dünyasında ya da televizyonda var olabilen kadın sayısı maalesef çok elenerek gidiyor. Bu anlamda soru gelsin. Pınar Altun hedefleri tükendi mi? Hayır hiçbir zaman. Ee, şöyle söyleyeyim zaten aslında böyle hani evde oturup oturup şunu yapmalıyım bunu etmeliyim. Şöyle olmalı diye hedefler kurmak yerine birazcık hayatı geldiği gibi yaşayıp... ...önüme çıkan seçenekler içinde kendim için en doğrusunu seçmeye çalıştım. Şu ana kadar da yanlış kararlar vermediğimi düşünüyorum. Nitekim yaptığım işlerin güzellikleri biraz önce senin saydığın gibi ortada. Bunlar benim için başarının kanıtıdır. Eğer başarısız olsaydım birinci işin sonunda sahneden inerdim. İkinci işte sahnede olmazdım. Dolayısıyla... Ee... yine hep iyi bir şeyler yapmak benim hedefim. Ama hani şu dizide oynamak, böyle bir film çekmek, şunu yapmak değil. Hele pandemi bana hiç plan yapmamayı öğretti. Çünkü ben kontrol freak bir kadının, kontrol düşkünün, deli bir kadın, Başak Burcu'yum ve hakikaten Burcu'mun bu özelliğini çok taşıyorum. Bir şey istediğim gibi olmadığında da eskiden çok moralim bozulurdu. Yerlerde sürünürdüm. E, pandemi bana bunu yenmeyi, bunu kırmayı geleni olduğu gibi kabul etmeyi daha iyi öğretti. O yüzden böyle çok hedeflerim yok ama ben buradayım bir yere gitmiyorum sorduğun şey oysa. Yapmaya devam edeceğim işimi. Peki. Şekil değiştirebilir ama buradayım. Peki. Şimdi Çocuklar Duymasın dizisinden devam etmek istiyorum. <laughs> Çünkü Tamer Karadağlı ile başrolde karı kocayı canlandırıyordunuz. Evet. Ve Meltem ve Haluk karakteri de aslında toplumda kendine yer bulan, karşılık bulan, sevilen karakterleri oldular. Fakat enteresan bir durum var. Siz orada evli bir çifti oynuyorsunuz. 2002'de yayınlanmaya başladınız. Ama hani böyle ilk nikah aktinden sonra da şimdi gelini öpebilirsin der ya <laughs> e, e, hakim. Ama e, orada nedense ilk öpücük 16 yıl sonra <laughs> geldi. Meltem ile Haluk bir şekilde işte... Yatak sahnesi vardı ama ışıklar içinde uyudular evet. vesaire. Ee, orada e, hani böyle cinsiyetsiz bir e, durum e, vardı. Sanki evet. e, bunun dinamiklerini merak ediyorum. En sert haliyle soralım. Soru gelsin. Çocuklar duymasın dizisi Rüdük'ten mi korktu? Hiçbir zaman böyle bir korkusu olmadı. Çünkü bizim aklımız öyle çalışmadı. Yani senaryo öyle geldi de biz içinde bir şey değiştirmedik. E, sana çok garip bir şey söyleyeceğim. Bunu böyle anlatınca akıl almıyor. Ben kendim de söylediğime inanamıyorum. Ama biz çocuklar duymasını ilk çekmeye başladığımız zaman çok ne yaptığımızın farkında değildik. Böyle bir senaryo geldi, değişik bir şey çekmeye başladık biz. Çok içimizden geldiği gibi içini doldurduk. Dolayısıyla zaten o kadar hani günlük hayatın içinden bir parçaydık ki zaten içine cinsellik öyle eklenmiyordu. Zaten çocuklar duymasın kavga bile hani. E, mutfakta ediliyor vesaire derken biz zaten hiç o tarafa yöneltmedik bu işi. Ama bütün bunun içinde senelerce Tamer'le beni gerçekten evli ve birbirine çok aşık bir çift sanettiler. Biz o cinselliği yani yatak odasında belki seksi bir gecelik giyip çok şuh bir bakış atıp Tamer'le öpüşmedim ama e, onun ona sadece attığım bir bakışla ya da ona, o bana küçücük yaptığı bir hareketle aslında o aşkın ne kadar büyük olduğunu kameralar üstünden anlattı. Bence çok zor bir şey başardık. Ama hiçbir zaman küçük korkumuz olmadı çünkü biz o noktaya gelmedik. Çocuklar duymasın tüm ailenin hiç artı 7 artı 13 vesaire bu yeni işaretleri koyma ihtiyacı olmadan küçücük bebeğinden kocaman yaşlı amcasına, teyzesine, dedesine kadar bütün ailenin beraber oturup izleyebileceği belki de tek iş Türkiye'deki. O yüzden hiç öyle bir korkumuz olmadı. Peki buradan da Tamer Karadağlı ile olan ilişkinize e, gelmek istiyorum. Şimdi ya. kamera önüne yansıyan çok uyumlu bir performans var ama ikili çalışmak her zaman zordur. Kamera önünde egolar devreye girer ne olursa olsun ve çok uzun soluklu bir e, hikaye olduğu için iş çıkarken hata da yapılır, tartışma da olur. İşin doğasında vardır bu. Sizde dinamikler nasıldı? Orada e, ilişkiniz bir abi kardeş, dostluk, işte partnerlik nasıl gelişti? E, neler yaşadınız? E, soru gelsin. Tamer Karadağlı Pınar Altuğ için ne ifade ediyor? Ben onu hayatımda böyle ne abi ne koca tabii ki değil ama böyle sadece arkadaş öyle bir yerlere koyamam. E, Tamer benim için çok başka o Tamer o benim için Karadağlı. E, başım sıkıştığında ben nerede olursam olayım aradığım an tartışmasız koşulsuz bir ikinci soru sormadan olduğum yere çıkıp gelebilecek kadar güvendiğim, bir yandan ölümüne kavga ettiğim ama bu kavgaların aslında hiçbiri dediğin egolardan kaynaklanmayan, yani biz hiçbir zaman aslında Tamer ve Pınar olarak sen onu yaptın, ben bunu yaptım diye birbirimize kavga etmedik. Biz niye kavga ettik biliyor musun? Konu kulisteyiz. İşte ben gazete okuyorum. Dedim ki ben bu Jülide Ateş'i çok seviyorum. Çok şeker kadın. Nesini seviyorsun onu? bir şey olmuş sana gıcık olmuş mesela. Şahsına söylemiyorum elbette bunu. <laughs> Nesini seviyorsun? Niye diyorsun ya çok şeker kızdır şöyledir böyle. Hayır bana şunu yaptı canım sana o anda sen de böyle yapmışsındır ondan öyle yapmıştı. Öyle değil. Haydi bir buçuk saat çığlık çığlığa kavga. Sonra <laughs> set hazır hadi yürü deyip içeride mesela aşk sahnesi çektiğimizi <laughs> çok bilirim. Dolayısıyla Tamer benim hayatımda çok özel yeri olan çok böyle hani tek bir yere konumlandıramadığım, sığdıramadığım kocaman yeri olan biri. O partnerim, arkadaşım, dostum İşte o, o benim kara dağım. öyle söyleyeyim. Peki, noktayı bu şekilde evet. e, koyuyorsun. Şimdi ben yine e, çocuklar duymasın dizisinden e, devam etmek istiyorum. Oradaki Meltem karakteriyle ilgili olarak dedi ki toplumda yer bulmuştu diye. E, şimdi e, Çağdaş eğitimli çalışan bir e, anne modeli, şefkatli çocuklarına ilgili vesaire. Tabii. E, Toplumda oynanılan karakterler de bir şekilde kişiyle oyuncuyla bağdaştırılıyor. Yani iyi ise iyi, kötüyse işte nasıl onu yaparsın diye yolda sataşmalar Tabii. vesaire. Meltem karakterinin de bu kadar düzgün, bu kadar idol bir karakter olmasa aslında sana bazı yükümlülükler getirdi diye düşünüyorum, değil mi? Hani Meltem karakterinden çok aykırı bir alana çıktığında orada örtüşmeni bekleyen bir izleyici kitlesi var. Evet. Dolayısıyla soru gelsin. Pınar Altuğ bu bağlamda Meltem karakterinin hayatını mı yaşadı? Hayır. Hiçbir zaman. Tam tersi. Evet böyle bir beklenti oldu ama ben hiç, hiçbir zaman bu beklentiye e, uymadım. Ama hayatımın hiçbir döneminde uymadım. Daha doğrusu şöyle yanlış. E, i̇lk bu işleri yapmaya başladığımda biraz daha bilinir biri olduğumda işte ilk Türkiye Güzeli olduğumda hani e, ünlülerin böyle bir klişe yaşantıları vardır ya. Saçları yapılı olmadan dışarı çıkmazlar. Makyajları olmazsa görüntü vermezler. İşte mutlaka evlerinde röportaj yaparlar gibi böyle bir o zamanın klişeleri vardı. Aynı bir gece elbisesinde asla açık saç taranmaz illaki topuz olacak klişesi gibi. Ben çok küçük yaşta bunun böyle olmaması gerektiğinin farkına varıp kendimce bunlar benim kendi içimde aldığım kararlardı. Tamamen istediğim gibi yaşadım. Makyajsız da sokağa çıktım. Kuaförsüz de sokağa çıktım. Canım nasıl istiyorsa öyle yaşadım. Elbette ki başkalarına zarar vermeden. Böyle bir şeyden edepsizlikten ya da saygısızlıktan bahsetmiyorum ama o kurallar ve o klişeler içinde yaşamadım. Dolayısıyla evet algı e, öyle gitmiş olabilir ama ben 28 yaşında iki çocuk annesi oynadım zaten. Diziye ilk başladığım zaman çocuklara nasıl sarılacağımı bilmiyordum. Onu öğrenmem bile bir e, zaman aldı. Dolayısıyla... Hiçbir zaman böyle bir yükümlülük altına girmedim. Bu zinciri de kırdığımı düşünüyorum üstüne üstlük. Peki buradan kırmızı bir soruyla devam edeceğim Pınar. Şimdi bu mektepli alaylı konusunu da masaya yatıralım. Hı hı. Çünkü sen işte... Kaderin seni oraya eviriyor. İşte televizyonculuk, oyunculuk, deneme yanılmayla tutuyor vesaire. Tek bir dizi özellikle yıllarca gitmesi açısından belki hem avantajını yaşıyorsun hem de dezavantajını yaşıyorsun. Hani nice auditionlara girmektense bir dizi çok tutuyor evet. ve hakikaten yıllarca da başarılı oluyor. Ama bu seni biraz da tek tipliliğe itiyor mu? Belki bunu da sorunda açarsın. Ama özellikle eğitim konusunda bu oyunculuk performansına acaba bir de konservatuar eğitimi ekleseydim iş ne ...nereye evrilirdi diye hiç kendi içinde... ...düşündün mü? Soru gelsin. Pınar Altuğ iyi bir oyuncu mu? Bilmem. Buna karar vermesi gereken... ...ben değilim. Ben elimden... ...gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ee, çok şanslıydım. Tamer Karadağlı gibi bir partnerin... ...karşısında oynadım. Çok şanslıydım. Zeyno Günenç gibi bir partnerin karşısında oynadım. En yakın arkadaşım oynadı. İkisi de o kadar kuvvetli, o kadar iyi oyuncular ki... ...ve bir gün bile... Benim alaylı olmamla ilgili en ufak bir negatiflik hissettirmediler bana. Bu onların zarafetinden kaynaklanıyor. Bu onların paylaşımcılığından ve egosuzluğundan kaynaklanıyor. Ama ben bilirim e, ilk başladığımız sene e, böyle bir cümle mesela prova yapıyorum. Çalışıyorum e, ezberimi bir cümleyi tonlayamıyorum. Gece üç buçuk herde orada böyle hafif gözünü kapamış dinlenmeye çalışıyor. O uyumaz bu arada geceleri ama hani dinleniyor. bir şey soracağım efendim. Ben bu cümleyi tonlayamıyorum. Gel. Tonluyorum. Bir daha, bir daha 40 tekrar yaptığımı bilirim bir cümleyi doğru tonlamak için. Çünkü o bana derdi ki eğer cümleyi doğru tonlarsan vücudun ona uyum sağlayacak ve sen daha iyi oynayacaksın. Dolayısıyla ben o kadar şanslıydım ki bu anlamda ve Raşit Çelik Ezer o zamanki yönetmenimiz. O kadar bana destek oldu yardımcı yönetmenimiz Tamay Sayar. Herkes o kadar e, beni çer, çevreledi, sardı, sarmaladı ki e, beni çok eğittiklerini düşünüyorum. Ben de çok aptal bir kadın değilim onların yönlendirmelerini dinledim ve sonuç buraya geldi. Ama soruna ben cevap veremem ona sen cevap verebilirsin ya da izleyen cevap verebilir. Peki, şimdi buradan devam edelim. Yine oyunculuk kariyerinde bu Çocuklar Duymasın dizisi Arka Sokaklar'la beraber iki evet. majör dizim var aslında. Şimdi hatta hatırladığım kadarıyla önce işte ilkokula giden çocuğu olan bir anneyi canlandırıyorsun ve son bölümlerde artık torunu olan bir evet. anneanneye evriliyorsun evet. zamanla birlikte. Seyirci hepsini de bağrına bastı ama Meltem karakteri de bu arada o kadar üzerine yapıştı ki insan hiç şu sorgulamaya girer mi? Acaba başka renklerimi ortaya koymak ister miydi? Pınar'ın içindeki komik kadın, işte e, dramatik kadın vesaire diye e, bir dönem filminde rol almak ister miydin? İşte Osmanlı'daki bir ağır karakteri ya da komedide böyle neşeli bir Pınar'ı e, oynamak ister miydin? Meltem bu anlamda seni e, sınırlandırdı mı? Soru gelsin. Pınar Altur çocuklar duymasın dışında başka bir dizide oynayacak mı? Bir teklif gelirse evet. Birkaç soru önce önce söylediğim gibi ben böyle şunu yapsam bunu yapsam diye hedef koymak yerine daha çok önüme çıkan teklifleri doğru değerlendirmeyi tercih ettim. Bu arada başka dizilerde de oynadım. Ee, sadece Çocuklar Duymasın değil, üstün üstlük de Çocuklar Duymasın'dan ayrıldığım ve tekrar başladığım sürenin aralarında başka dizilerde oynadım ama Çocuklar Duymasın o kadar başka ki Türkiye için. Bir çoğumuzun e, aklında kalmadı bu işler. E, Arada bile oynadım. Ya yani Ben sana şöyle söyleyeyim. Ben Meltem'i o kadar kabul ettim ki sokakta birileri bana Meltem deyince ben gayet dönüp konuşuyorum <laughs> ve cevap veriyorum. Çok e, hazmettiğim bir rol. Ve şey hırsım ay bu benim üstüme yapıştı. Başka bir şey olsaydı ben bu kadar uzun süre bir karakteri bu e, istikrarla oynayabilmeyi ve ekranda olmayı bir başarı olarak görüyorum. Sanırım bakış açısı farkı. Elbette başka işlerde olabilirdi oynayabilirdim. Hala olabilir. Daha buradayız bir yere gitmiyoruz. Dolayısıyla hiç hani o olmasaydı bu olsaydı diye düşünmedim bugüne kadar. Peki. Ee, şimdi yine buradan kırmızı bir soruyla devam edeceğim. Gel. Olayı bambaşka bir boyutundan ele almak istiyorum. Tabii bu... E Olay film sektörü olunca, mankenlik gibi güzellik kavramının da içinde olduğu bir sektör olunca, aslında başarı kriterlerinin çok matematiksel olarak konulmadığı bir sektör olunca, işte eski yeşilçam kuralları maalesef devreye giriyor. Sadece Türkiye'de değil, işte Hollywood'da da bu Me Too you, taciz olaylarını ortaya çıkaran Harvey Weinstein'in ya da işte Kevin Spacey'nin adının karıştığı maalesef Taciz Maalesef. ve ahlaksız teklif olayları e, bu eğlence dünyasının e, bir tarafında hep olan ama çok konuşulmayan daha çok e, kadının e, mağdur e, duruma düştüğü olaylardır. Bu anlamda sen e, 90'ların dinamiklerini e, yaşadın. İçinde güzellik kavramının e, olduğu bir yerde insanlar bazen daha hadsiz davranabiliyorlar. Bu bağlamda e, senin yaşadıklarına istinaden soru gelsin. Pınar Alto hiç e, ahlaksız bir teklif aldı mı? Hiç almadım. E, alsaydım da muhtemelen o günde susmazdım. Yani bugün artık susmamayı biz öğrendik, hazmettik ve herkese de diyoruz ya sesinizi çıkarın. Kadınlar sesinizi çıkarın. E, o günde galiba sesimi çıkarırdım. Bir de evet bir Türkiye güzeliyim. Evet tabii ki fiziksel üstünlüğüm var. Bir ol bile seni güzel bir kadınsın diye çocuklar duymasına koyduk. Niye topuklu ayakkabı giymiyorsun diye benle dalga geçerim. Çok yorulduğumda bazen topuksuz Düz bir şey giydiğimde ya ben seni ayakkabıyla seviyorum ekranda gi şu topuklarını işte güzelsin çıksın ortaya der ama bunun altında o senin söylediğin kısmı yatmaz e, İş yaptığım sürece galiba karşıma hiçbir zaman zaten ben de öyle bir sinyal göndermedim ben bu asla demek değil ki başına gelenler sinyal gönderiyor sakın ha böyle bir şey anlamıyorsun bu çok, çok tehlikeli hı hı. ama e, çok net bir duruşum oldu. Biraz da deli tarafım var benim. Dolayısıyla kimse böyle bir şeye cüret etmedi. Peki. Şimdi yine buradan kırmızı bir soruyla devam edeceğim. Magazin basını ile olan danstan. Çünkü <laughs> bu iki tarafı keskin kılıç, evet. av avcı hikayesi ama dostlukların da olduğu. Çok. Bazen iki tarafında kazan kazan olduğu bir dinamik söz konusu. Magazin basını olmadan... Olmaz. Olmaz ama bazen de onlar negatifi de çıkarmak zorundalar ama bu dansı senin genelde fena götürmediğini düşünüyorum. Çünkü ben 17 mi? yaşından beri başlayan bir kariyer. Üzerine tabii ki yaşam hikayelerin oldu, evliliklerin oldu vesaire ama bir şekilde güzel yönettin. Ne, neyi baz alabilirim? İşte spesifik bir kavgan olmadı, birbirinizde bir girişmeniz, bir tatsız, nahoş bir durum olmadı. Ama bir kaçma kovalamaca da var. işte sen de teknene gittiğinde hala böyle büyük objektiflerle görüntülerini, e, biliyorsun Ama bir taraftan da çok da kaçmıyorsun. İşte çocuğunu da biliyoruz. Hiç kaçmıyorum. E, vesaire. E, ve de e, bitmiyor da. Çünkü eskiden sadece kameralar vardı. Şimdi sosyal medya olunca o 7-24 devam ediyor. Evet. Sen orada da birazcık daha e, bu konuda bonkörsün. Görüntü vermekte de çok imtina etmiyorsun. E, bu anlamda en keskin haliyle sorayım. Soru gelsin. Pınar Altuğ bir magazin figürü mü? Galiba değilim. Yani şöyle Mesleğim sebebiyle evet magazinin çok içindeyim. Ee, bazen dilimi tutamamalarımla e, çok iyi malzeme olabiliyorum ama bunu malzeme olmak için yapmıyorum. Şimdi magazin figürü dediğin zaman bir onu açıklayalım. Magazin figürünü ne diyoruz biz? Göz önünde miyim? Evet göz önündeyim. Göz önünde olmak için ekstra bir çaba sarf ediyor muyum? Hayır etmiyorum. Yani hani ya, Jülide'ye bir laf edeyim de beni... Ömrümde böyle stratejilerim olmadı. Basınla aramın bu kadar iyi olmasının ya da bir şekilde yönetiyor olmamın sebebi de galiba istikrarlı duruşum. Çünkü ben neysem oyum. Yani işime geldiği gün gel kardeşim diye boynuna elimi atıp işte ona o anda işimi gördürüp yarın öbür günde hoşuma gitmeyen bir şey yaptığında sen kimsin ki gibi bir tavrım hiç olmadı. Bana bunu niye yaptın diye sordum. O da bana cevabını verdi. Haksız özür diledi. Ben yanlış açıdan bakıyorsam ben özür diledim. Dolayısıyla hep çok istikrarlı bir duruşum olduğu için bugüne kadar bir dengede gitti. Ama mesleğim sebebiyle magazin figürüyüm. Evet, ama ruhum öyle mi? Hayır. Peki. Şimdi ben bundan çocuklar da nasibini alıyor çünkü sen magazine e, görüntü verdiğinde tabii ki bir aile olarak de, çocuğun çocuğunda payını e, düşene alıyor. Burada da kontrollü gittin ama senin inisiyatifin dışında, kontrol dışında şeyler de yaşanmış. Bunu da reportajcılarından izledim. Hatta bana en çarpıcı gelen işte sen evde yokken biz çocuğu göreceğiz diye tam Malatya'dan kalkıp evine e, gelip çocuğu görmeye çalışan e, hayranların olması gibi. Burada sınır e, ne olmalı ya da parkta çok nahoş bir şey yaşamasın belki evet. bunu da hatırlatmakta fayda var. İşte sen parktayken çocuğunu fotoğrafla onun benim çocuğum olduğunu farkında değildi adam. Herhangi bir çocuk ama çocuk elbiseli işte parandi, at vesaire gibi böyle çirkin çirkin şeyler. Dolayısıyla orada aslında bu topluma mal olmanın, bir ünlü biri olmanın bir taraftan keskin bir bedeli de oluyor. Bunları mutlaka çok deneyimlemişsindir. Soru gelsin. Pınar Altuğ için şöhretin bedeli nedir? Ben hiç şöhretin bedeli diye bakmadım biliyor musun meseleye? Ee, bir kere 17 yaşından beri bunu yapıyorum. Dolayısıyla farklısını bilmiyorum çünkü aslında 17 yaş senin yavaş yavaş hayata atıldığın, çocukluktan çıktığın bir şeylerin farkına vardığın dönem ve ben o dönemden beri kameraların önünde yaşıyorum. Dolayısıyla bunun farklısını yaşamayı bilmiyorum. Ee, karşılığında ne bedel ödediğimi de bilmiyorum çünkü olmadığı zaman ne olduğunu bilmiyorum. Bilmiyorum ki. Ben hep böyle yaşadım. Ben hep kameralar olabileceğini varsayarak biraz daha dikkatli yaşadım. Ama zaten e, annem de babam da bana hep hani belli bir çizgide olmayı öğretti. Özellikle annem çok da sert bir anneydi. E, bana çok o dengeyi kurmayı öğrettiği için ben buna şöhretin bedeli diye bakmıyorum. Ama evet kızımla ilgili e, işte kapıya gelmeleri bu da işte şöhretin getirisi. Ha ne oldu? Akıllanıyorsun. O kadar yol ortası bir evde oturmuyorsun da bir güvenlikten geçilerek girilecek bir evde oturuyorsun. Eğer bunu bedel olarak görüyorsan evet bu bir bedel ama ben konusu edilecek bir şey olarak görmüyorum. Peki. Yani özgürlüğümü o kadar da kısıtlamıyor. Çünkü ben çok olduğum gibi yaşayan biriyim. Öyle de görüntülenebilirim, böyle de görüntülenebilirim. İşte teknedeyken bikiniyle yakalandı. Ne giyecektim teknenin üstüne? Hı. Tabii ki bikini giyecektim yani. Sen istediğin kadar yakala malzeme bu. Yapacak bir şey yok. O yüzden ben bedel olarak bakmıyorum meseleye. Peki. Şimdi son dönemde tartışılan bir başka konuda hem kadın olmanın daha çok insan olmanın özelinde bu kadına şiddet meselesi İstanbul Sözleşmesi ile de aslında bu kadına şiddeti önlemede 34 ülkenin altına imza attığı Türkiye'nin de bunlardan biri olduğu bir sözleşme ama Türkiye'nin çekilmesi gündeme geldi. Evet. Bu konuda insanların farklı görüşleri oldu. İşte LGBTİ bireyleri özendiriyor diyen oldu. Hayır özendirmiyor sadece onların da bir yasal koruma altına al alınıyor diyenler oldu. E, sen e, bu kadar kadın meselelerine... ...kafa yormuş... E, ...her zaman... E, ...idol bir e, kadın olarak... ...bu meseleyle ilgili görüşlerini merak ediyorum Pınar. Soru gelsin. Sence kadına şiddetin altında hangi sebepler var? Hırs. Cehalet. E, ego. En tehlikelilerinden bir tanesi ego. Çünkü... Zaten fiziksel olarak düşündüğün zaman tabii ki bir erkek bir kadından kuvvetli. Dolayısıyla karşındakinin üzerinde zaten fiziksel üstünlüğün varken hala bir e, şiddet uygulayarak bunu göstermenin e, ego'dan başka ya da işte içindeki o hırsla cehaletten başka bir şey olamaz. Bu, bu benim kabul edemediğim bir şey ki maalesef sen de biliyorsun ki çok... E, Oku, okumuş, bilmiş adam dediğimiz insanlardan da duyduğumuz e, hikayeler yaşıyoruz. E, bunun zaten okumuşlukla yani o cehalet okumuşlukla ilgili bir cehalet değil. Öfkeye sahip çıkamamak, kendini durduramamak, e, kontrolsüzlük ve ben bunların hepsinin altında egonun yattığına inanıyorum. Ne oluyor? Vay oraya baktın. Ya da o gün arkadaşıyla kavga ediyor eve geliyor kadını dövüyor. Ya Kadının ne günahı var? Ne münasebet? Ne münasebet, e, kadının da hep böyle boynunu bükmesi e, vesaireyle sesinin çıkmamasından belki bu noktalara kadar geldi. Şimdi hep biz kadınlara sesiniz çıksın, sesiniz çıksın, sesiniz çıksın diye diye birazcık, birazcık, birazcık hala değil ama seslerini duyurmaya başladıklarından bir belki bir lokumacık azalmıştır diye düşünüyorum. Azıcık, hala daha çok yolumuz var. Peki. Şimdi e, kırmızı bir soruyla devam edeceğim Gel. buradan. <laughs> zihniyet kadar aslında insanlar aktivist tutum da bekliyor şöhretlerden. Hani hı hı. bu zihniyetle savaşırken biraz daha net tavır görmek istiyorlar. Hı hı. Senin bu anlamda baktığımda işte Instagram'dan zaman zaman söylemlerin oluyor. İşte Sıla'nın ya destek amacıyla bu kadına şiddeti önlemeye yönelik bir kampanya vardı. Hı hı. Sen de orada paylaşımda bulundun ama enteresan bir şekilde bazı takipçilerinden hiç beklenmedik yorumlar geldi. Şöyle dediler işte kendi camianızdan birine yapılınca bu şiddet Hemen ayaklanıyorsunuz. Birbirinize yalandan destek mesajları yayınlıyorsunuz. Gidecek hiçbir yeri olmayan fakir onlarca kadın çoluk çocuk istismara uğrarken, öldürülürken niye bu kadar sesiniz çıkmıyor? Geçin bu ayakları işiniz, gücünüz reklam demiş. Sen de yanıt veriyorsun. Diyorsun ki, yukarıda gördüğünüz fotoğraf birkaç sene önce kadına şiddete destek olan olmak amacıyla hazırlanan kampanya için çekilmiştir. Ben de size sormak isterim. Siz çevrenizdeki kadınlar için ne yaptınız? Bana saldırmak boş kalan vaktinizde diye yanıtlıyorsun. Şimdi hem bu zihniyeti masaya yatırmanı istiyorum hem de senden daha aktivist bir tutum bekleyenler adına benim işte en aktivist ne bileyim 8 Mart Dünya Kadınlar Yürüyüşü geliyor aklıma. Bu anlamda mesela daha ön planda olup bu kadınlarla omuz omuza bir görüntü vermek ister misin? En net haliyle sorayım. Soru gelsin. Pınar Altı gelecek 8 Mart'ta kadın yürüyüşüne katılır mı? Hayır. Hiçbir kadın yani ne kadın yürüyüşü ne de başka bir yürüyüş. E, oraya gidince oluyor da buradan söyleyince mi olmuyor? Mesela o gün o, o fotoğraf e, hakikaten elimin içinde Alo 183 yazan bir fotoğraftır. Hakikaten birkaç sene önce kadına şiddet için hazırlanmış bir kampanyanın fotoğrafıydı. Ben de böyle bir şey olduğunda hani oraya düz böyle kadına şiddet hayır filan. Gibi bir fotoğraf koymak yerine yüzde 99 kendi fotoğrafını koyduğunda insanlar altındakine biraz daha fazla bakıyor diye o fotoğrafı çektim koydum. Ama şimdi oraya yazan zaten yazmış olmak için yazıyor. Onun ne yazdığının çok önemi yok. Ee, ben ne söylediğimi, nasıl durduğumu ve ne yaptığımı biliyorum. Dolayısıyla e, beni biraz daha aktivist görsünler diye ne bir yürüyüşe katılmak gibi bir derdim var, ne de başka bir şey. Ben zaten kendimce çığlığımı atıyorum. Sesimi de fazlasıyla çıkardığımı düşünüyorum. Hala yapabilecek bir şeylerim varsa elimi uzatmaya devam ederim. Ama ha o gün canım yürüyüşe katılmak istiyorsa katılırım da. Bununla ilgili hiçbir şey yok ama birilerine bir şey kanıtlamak için o yürüyüşe gitmem. Peki. Şimdi bambaşka bir konuyla devam edeceğim ee, ve e... Eşin e, Yağmur Atacan'la tanışma hikayeyle e, döneceğim. <laughs> Biraz da bir e, arşiv taradım. Benim de bilmediğim şeylerdi. <laughs> Enteresan böyle e, sempatik anekdotlar var. 2007 yılı İlk aşkım dizisi anladığım kadarıyla. Oktay Tanerca'yla e, bir e, karı kocayı oynuyorsunuz. İkinci evlilik ve e, sanıyorum Yağmur Atacan da üvey evladın olarak dizide evet. e, rol alıyor. Şimdi e, bu açı bana e, bir kere e, sempatik geldi. Tebessüm ettirdi. E, fakat dizi 12 bölüm yayınla evet. diyor. işte istediği reytingi elde edemiyor kısa süreli kısa soluklu bir dizi oluyor. E, hani dedik ya insanlar böyle ekranda gördükleri rollerle gerçek karakterleri bütünleştiriyorlar. E, ben de dedim ki acaba dizi uzun sürseydi oradan Pınar'a bir tepki gelir miydi? Üvey evladınla birlikte olmaya utanmıyor musun diye soru gelsin. <laughs> Yağmur Bey'le aşkınızı düşük gelen reytinglere mi borçlusunuz Pınar Hanım? <laughs> Bizim aşkımız çoktan başlamıştı. Dolayısıyla reytingler çok önemli değildi. Ee, orada başka hikayeler vardı. O iş e, Türk örf adetlerine çok uymayacak bir... Bir dakika yanlış söyleme bileyim. Ben söyleyeyim sen de ne olur bana yardım et. Şimdi orada hikaye şu. Oktay ile Pınar karakterleri şey olarak söylüyorum. Çocukluk aşkı aynı mahalledeler. Ama sonra Oktay mahalleden bir kızla evleniyor. Pınar mahalle dışından bir adamla evleniyor ve gidiyor. Yani bu aşk gerçekleşmiyor. Seneler sonra Pınar kocadan boşanıyor. E, Oktay'ın da eşi ölüyor ve tekrar mahalleye dönüyorlar, karşılaşıyorlar. Aşk büyüyor ama bu arada birinin üç tane oğlu, birinin iki tane kızı var. Ve tüm bu çocuklarla beraber aynı çatı altında e, gitmeye başlıyorlar. Ve burada bu, burada aşk çok, Oktay ile Pınar arasındaki aşk çok fakat orada e, büyük kızla büyük oğlanın arasında aşk yazıldı. Sen de bilirsin ki aynı çatı altında hani üvey kardeş görünen kişilerin aşkı çok doğru yola Türkiye'de algılanmaz. Dolayısıyla zannediyorum orada biz bir stratejik hata yaptık yani reytingin kötü gitme sebebi buydu aslında bizi etkiler miydi? Hani hayatımın hiçbir döneminde dediğim gibi böyle şeyler tınmadığım için Yağmur benden daha tınmayan bir adam zaten. <laughs> Dolayısıyla bizim aşkımızı etkilemezdi diye düşünüyorum dizinin devam etmesi ya da bitmesi. Peki. Şimdi buradan kırmızı bir e, soruyla e, devam edeceğim. E, tabii hayat hikayen ne olursa olsun e, yaşadığın e, toplumun değerleri, sosyokültürel yapısıyla bir e, örtüştürme gaylesi ya da hamlesi oluyor kendi habitatı içerisinde. Çok bireysel davransan da diğer gam olmasan da e, bir şekilde e, toplumun e, o klişeleriyle bir e, tabii, tabii. uyum sağlama. E, tabii endişesi taşıyor insan. Şimdi bu bağlamda sizin hikayenize baktığımda Armağan Çağlayan'ın YouTube programında seslendirmişsin. Diyorsun ki işte bu aranızdaki yaş farkına istinaden, Yağmur Bey'in senden <laughs> 9 yaş küçük olmasına istinaden diyorsun ki ya evlenecek halim yok ya iki gün gönül eğlendireceğim dedim ama sonra işte 12 yıl sanıyorum boyunca süren bir evet. evliliğe imza atmış olduk diye böyle tebessümle anlatıyorsun. Burada tabii eğer erkeğe Erkeğin yaşı çok büyük olsa bu hiç sorgulanmıyor toplumda maalesef ama kontrast olduğunda bu alışılmadığı için hemen masaya yatırılıyor ve bundan evet. çok büyük bir olay çıkarılıyor. Bu bağlamda sen de aslında öncü kadınlardan bir tanesisin ve bunu yargılama haddini bulmadan kendimde özellikle Sağ altını Allah. çizdiğimi belirtmek isterim. Fakat işte bu toplumun üyesiyiz ya insanların aklına şu geliyor acaba... E, ailede bir sorun oldu mu? Yağmur Bey'in ailesi bunu nasıl kabul etti? İşte e, e, ya, e, Pınar Hanım'ın ikinci evliliğiydi gibi böyle sosyal medya e, referanslarına baktığımda en keskin haliyle şu soruyu soralım. Sen de e, Kurtul ben de. Soru gelsin. Gel. <laughs> Pınar altı hiç istenmeyen gelin oldu mu? E, ben sana bir tek şey söyleyeyim. Biz ilk beraber olduğumuzda benim kayınvalidem çok özel bir kadındır. Çok farklıdır. Eee işte biz yağmurla böyle gidiyoruz geliyoruz işte aşırı neşir haldeyiz. Bir gün <laughs> yağmur dök, yağmur odada uyurken kapıyı açıyor. Bir şey soracağım. Sen Pınar Altuğ'yla mı berabersin? Diyor. <laughs> yağmur dök yani tek gözüm. <laughs> evet dedim diyor. De. <laughs> ha tamam dedi kapıyı kapattı diyor. Ee, biz de bu arada bir kere tanışmıştık bir yerde karşılaşmıştık. Sonra artık beraberlik gayet yolunda gidiyor. İşte evlenmeye karar verdik. Kayınvaliden bir sosyal ortam giriyor ve çok yakından tanıyabileceğin bir isim. Bizim camiamızdan biriyle tesadüfen aynı masaya düşüyor ve e, kadın dönüp kayınvalideme ya diyor bu kadar yaş farkına karşı gelmiyor musunuz yani bu sizi rahatsız etmiyor mu kayınvalidem de ona şöyle bir cevap veriyor sanırım sizin çocuğunuz yok çünkü eğer bir çocuğunuz olsaydı Evladınızın gözünde bu kadar mutluluk ışıltıları uyandıran birinin sizin için ne kadar kıymetli olacağını anlardınız diyor. Masada herkes buz kesiyor ve konu kapanıyor. Bu benim kayınvalidemin bana verdiği en kıymetli hediyelerden bir tanesidir. Aramızda hiç bir gün bile bu yaş muhabbeti olmadı. Hiç böyle bir şey konuşmadık. Ee, Dalgasını çok geçeriz. Çok eğleniriz. Hı hı. Ama hiç hiç böyle bir şey gelmedi oradan bana. Benim ailemden de gelmedi. İki tarafta bizim yaşımızla hiç ilgilenmedi. Bizim duygularımız onlar için her zaman daha kıymetliydi. Hı hı. Ne mutlu Pınar'cığım. Bunu da burada netleştirmiş evet. e, oldum. E, şimdi e, fakat. Tabii sen şöhretli ve sevilen bir karakter olunca Yağmur Bey de aynı şekilde bir şekilde fazlasıyla mercek altına evet. alınıyorsunuz. Ben de tabii arşivleri ekibimle birlikte karıştırırken bir evlilik sözleşmesi de gördüm orada. Bunu kavramsal olarak masaya yatırmak istiyorum. Belki imzaladınız, belki imzalamadınız. Bunu sen parantez içine alırsın ama işte 2008 yılında bir haberler çıkmış sizin evlenirken evlilik sözleşmesi yaptığınıza dair suratından yapmadığınızı anlıyorum sorunun içinde. Bunu parantez aç. Peki, yani. peki. <laughs> Ama ben daha kavramsal soracağım. Tamam. Ee, sen e, genelde evlilik sözleşmesi, nafaka konusu da böyle kadına şiddetle birlikte aynı başlık altında çok irdelendi Acaba yapılmalı mı? Bu evlilikleri e, daha uzun vadede e, güvenli bir ortama e, taşır mı? Bir akit midir bu da? Bu konuya bakış açını merak ediyorum. Soru gelsin. Mutlu evliliğin sırrı evlilik sözleşmesi midir? Hayır asla değildir. Bana göre... Ee, ...mutlu evliliğin sırrı içinde hiçbir hesabın olmamasıdır. Bunu sadece para anlamında söylemedim. Eğer e, evliliğinin içinde şimdi ben bunu böyle yaparsam o da onu böyle yapar... şimdi ...ben bunu bundan istersem o da filan hesapları çıkarsa... ...ya da işte ben şöyle yaparsam ondan bu kadar para alırsam da şunu yaparım... ...ya da bana bir ev alsa da ben mutlu olsamlar başlarsa... ...bence o evlilikte tehlike var demektir. Doğru yolunda gitmiyor demektir. Ama tabii şöyle bir durum oluyor... Bir taraftan ben bunu böyle söyleyebiliyorum. Çünkü ben 17 yaşından beri kendi parasını kazanan kimseye en amiyane tabirle eyvallah etmemiş bir kadınım. Çok bildiğimi okuyabiliyorum. Çok şükür kendi mesleğim var, kendi param var. Ama diğer tarafta mesela evliliğin aşkına kapılıp ya da hayat öyle getirdiği için çocuklarla vesaireyle iş hayatından vazgeçip eve tek gelen parayı paylaşan bir ailede yarın öbür gün eğer kadın dımdızlak sokağa bırakılacaksa evet evlilik sözleşmesi yapılmalı. Ama e, ben kendi açımdan böyle bir şey hiçbir zaman ihtiyaç duymadım. Hayır bizim aramızda evlilik sözleşmesi yok. Tam tersi bizim aramızda hiç para konuşulmaz. Hiç daha e, 14 senedir beraberiz. 12,5 senedir evliyiz. Biz hiç böyle bir hani senin bu kadar var, benim şu kadar hiç böyle bir konuşma yaşamadık birinci günden itibaren. Hiç olmadı. Bu bir şans. Çünkü ben para konuşmaktan çok utanırım zaten. Hiç sevmem. Peki ee, ben de çok utanırım ama sosyal medyadan gelen sorular var onu da sormak zorundayım. Sor, Çünkü sor. yine detay merak ediyorlar. Sor. Şöyle ki ezber bozan bir e, tarzınız olduğu için belki de hem çok sevginin şefkatin olduğu, yaş farkının olduğu ama çalışmanın emeğinde olduğu. Çünkü hem sen çalışıyorsun biraz önce irdeledin dedin ki 17 yaşından beri çalışıyorum. Yağmur Bey'in de sanıyorum e, işte bir ithalat şirketi var orada bir e, iş adamlığı var vesaire artık kendisi de... E, o 11 yaşından Ekran beri çalışıyor. karşısında o benden çalışıyor. de erken başlamış. Aynen. Hepsini konuşacağız. Şimdi seninle ilgili şöyle cümleleri var. Diyor ki kendi ayakları üzerinde durabilen bir kadın Pınar güçlü bir kadın bağımsız bir kadın bence bunlar çok hayranlık verici demiş. Senin anlattıklarınla da örtüşüyor. Ama tabii böyle insanlar ezber bozduğunuz için işte senin maddi durumun belki standart Türk kadınına göre daha güçlü bir zeminde olduğu için şunu merak etmişler soru gelsin. Atacanların evinde faturayı kim öder? Ben hayatımda hiçbir şey ödemedim. Çünkü bütün para kocada durur. Ben hiç girmem o konulara. Dolayısıyla bir yere para ödenmesi lazımsa da ona mesaj atarım. Rica etsem şu hesaba şunu yollayabilir misin? O da e, çünkü şirketlerimiz de beraber çalışıyor. E, o para mesela şimdi Jülide Ateş olunca belki kim olduğunu bilir de işte bilmem kim diye bir tane adres gönderdiğimde e, iş hesabımı özel hesap mı diye sorar. Çünkü hani ben tekstil firmam var. Belki kumaş aldım, ısmarladım. Bilmiyor ne olduğunu. Özel Yazarım ya da yanına işte onun açıklamasını yazarım o kadar. Ben banka hesaplarına hiç karışmam. Bütün faturaları Yağmur öder. Nokta. Nokta. Peki. Ödemem. Şimdi. Bilmem bile. <laughs> Şimdi buradan başka bir konuya geçeceğim. E, tabii sen e, konuk olarak geleceğini öğrenince birazcık sosyal medyadaki dinamiklerinize baktım. E, seni buldum. Evet. Takip Yağmur etmeye ya. başladım vesaire <laughs> fakat Yağmur Bey'i bulamadım. Yok. Bir şekilde yok hükmünde. Ee, aslında o da ünlü, o da iş adamı, o da var, o da popüler bir insan, sevilen bir karakter. Ee, dolayısıyla acaba orada bir ket vuruldu Yağmur Bey'in e, sosyal medyadaki varlığına diye merak ettim. Soru gelsin. Pınar Altun Yağmur Atacan'a sosyal medyayı yasakladı mı? <laughs> Hayır tam tersi. Hesap açmaya çalışıyorum, açtırmıyor. <laughs> Benim kocam çok başka bir adam. Ama e, onu tanımadan, onunla vakit geçirmeden ben bunu ne kadar anlatırsam anlatayım çok bir şey ifade etmeyeceğini biliyorum. Sosyal medyayla işi olmaz. Hatta yazdık şimdi biz ufak tefek tanıtım vesaire çektiğim zaman onu bir de kameraman olarak kullanıyorum. Çünkü tek başıma pandemi de evin içindeyim birinin bana yardım etmesi lazım. <laughs> Mesela ona göre bütün görüntüler mutlaka yan çekilmeli. Yavrucuğum şunu dik çeker misin? Niye diyor ya çünkü dik çekiliyor bu diyorum yani bu dik çekiliyor ve dik koyuluyor manasız ama yan yani. <laughs> yani bu kadar sosyal medyadan uzak, magazinden uzak, hiç bu konularla ilgilenmeyen, ilgilenmeye merakı da olmayan bir adam. Dedim ki ya sana bir tane hesap açalım. Çünkü mesela bir şey oluyor. İşte grup yazışmaları var ya WhatsApp'ta. Oradan komik bir şey geliyor. İnsan açamıyor. <laughs> Twitter açamıyor. Çünkü hesabı yok ve işte o hesap bilmem ne giremiyor. Bana göstersen diyor ya diyorum ki bir hesabın olsun tamam aktif kullanma ama hani o sana geçiş için bir imkan istemem diyor. Bir iki tane arkadaşı şey bile demiş ya. Abi gizli hesap açalım. Niye demiş yani Pınar mı <laughs> engelliyor zannediyorsun sen? Haklısın böyle bir hakkı var. Tam tersi. Hem ki bir tanesi hayır. Yani ki benim yönettiğim onun şirket hesabı. Ya onu düşün ki şirketinin hesabını da ben yönetiyorum. O kadar. Ben anlamıyorum bundan sen bunu yapsana deyip elime veriyorum. <laughs> Ruhu böyle, yapacak hiçbir şey yok. Sevmiyor. Ben çok uğraştım ama olmuyor yani. Peki. Şimdi sosyal medyadan bahsetmişken yine sosyal medya sorusuyla devam etmek istiyorum. E, tabii pandemi nedeniyle ara verilse de eski fotoğraflarını e, kurcalarken baktım tabii bunlar her zaman çok şık, çok alımlı, çok endamlı. E, zaten e, güzellik nosyonunu güzel taşıyan Teşekkür bir kadınsın. E, i̇şte topuklu e, ayakkabıyı biraz önce sevmediğini söyledin ama çok güzel topuklu e, fotoğraflarını da gördüm. Ama bir taraftan e, sosyal medya referanslarına da baktım. E, Yağmur Bey'le olan bazı fotoğraflarında düz ayakkabın düz, var. Evet. E, o da acaba bu e, aradaki boy farkını e, kapatmak üzere mi diye insanların kafası soru olarak düşmüş. Hadi seni bulmuşken onu da soralım. Soru gelsin. Pınar Altuğ'a eşinin yanında topuklu ayakkabı giymesi yasak mı? Pınar Altuğ'a hiçbir şey yasak değil. Bir kere kimse bana bir şey yasaklayamaz zaten. Yani öyle bir şey yok. Çünkü ben dinlemem. Yani tabii kanunen bir yasaktan bahsetmiyorum elbette ama öyle kocam hocam bana bir şey yasaklamaz ömründe yasaklamadı. Zaten o bana şey diyor ben seni böyle aldım niye değiştireyim ki diyor. Yani o beni tanıdığında ben topuklu ayakkabılarını giyen fıldır fıldır min eteğinde falan giyen bir kadındım. Dolayısıyla hiçbir zaman böyle bir laf olmadı ama bir e, galiba hepimiz artık biraz topuklu ayakkabıdan düz ayakkabılara dönüyoruz. Çünkü konfor güzel. E moda da bu konuda destekliyor bizi. Şimdi eskiden topuklu ayakkabı giymeyince böyle bir televizyon programına falan ayıplarlardı. Şimdi öyle değil ki. Şimdi ben buraya bir jean, bir tişört, bir lastik ayakkabıyla da gir, gelseydim senin için... Yani ben evet senin için he, heves edip giyindim ama hiç fark etmezdi çünkü artık o da günümüzün giyimi oldu. Ama evet Yağmur'un çok tepesinden bakmayı sevmiyorum çünkü biz aynı boydayız. Biri bir aynı boyumuz 1.74 ama kadın her zaman daha uzun görünür zaten algı olarak. E bir de topuk giyince çok kocaman oluyorum. Sevmiyorum kocaman yanında öyle gezmeyi ama düğüne müğüne giderken topuklarımı tabii ki giyiyorum. Ya da ona göre giyinmem gereken bir yerse tabii ki giyiyorum ama sokakta da topukluyla gezmiyorum yani. Peki. Şimdi sosyal medya referanslarından devam edeceğim. Sizle ilgili şöyle bir yorum var diyor ki Yağmur Atacan için denilmiş. Çok yakışıklı bir adamdı bir zamanlar. Bildiğin stickerlarını falan yapıştırırdım. epo epey kilo almış. <laughs> Göbeği sarkmış o mükemmel vücut gitmiş Pınar altı kilo aldırıyor galiba demiş. Şimdi ben senin mutfakta çok inerli olduğunu biliyorum çünkü yapmayı bildiğim tek yemek olan Osmanlı pilavını senin programında öğrenmiştim ve yıllarca da onu yaptım. Başka da yemek bilmem hakikaten elinin çok lezzetli olduğunu bu konuda çok iyi olduğunu biliyorum ama hani bu sosyal medyanın aklına gelmiş. Acaba adamı bilerek mi kilo aldırıyor diye direkt sormak istiyorum soru gelsin. Pınar Altuğ kocasına özellikle mi kilo aldırdı? Vallahi <laughs> altı kocasına kilo verdirmek için çaba sarf ediyor ama başaramıyor. Çünkü mesela ben hani böyle e, ben de zaman zaman ipin ucunu kaçırıyorum. İkimiz de yemek yemeyi seviyoruz Hı -hı. bu arada. Yağmur'un huyunu bozan benim. Şöyle ki Yağmur böyle çok abur cubur, ıvır zıvır yiyen bir adam değildi aslında. Misler gibi sağlam öğünlerini yiyen bir adamdı. Ben de öğün yemeyeyim ama arada böyle ıvır zıvır bayılırım. Yok çikolata yiyeyim, yok işte kuru yemiş yok çips onu yiyeyim, bunu yiyeyim, bisküvi yiyeyim, bir tane arada poğaça yiyeyim falan. Bayılırım. Evet yaptığım işe, fiziğime vesaire yanlış. Dolayısıyla da ipin ucu kaçıyor arada bir kilo alıyorum. O bu muzurlukların hiçbirini yemezdi. Fakat benimle yemeye başladı çünkü evde var gözünün önünde. Sonra baktım ki kilo alıyor. Eyvah hani ben de aldım. Ben hemen diyetisyene başladım. Kilo vermeye başladım. Dedim ki ya, gelmez buraya. Ama hani bir liste verirseniz ben dedim evde yapayım yapayım ona da vereyim. Hani doğru beslenme tamam biliyoruz ama hani hep ızgara ve salatayla hayat geçmiyor. İşte zeytinyağlısını vereyim sebzesini. Ben kocama e, evde günlük bütün yemeklerini yapıp torbayla veriyorum. Onun üstüne bir de yemek yiyor. Dolayısıyla benimle alakası yok. <laughs> Vallahi alakası yok. Ben verdirmeye çalışıyorum. Ama Peki. olmuyor yani. O diyor ki niye salatanın yanında kebap yemeyecek miydim? <laughs> Böyle sorular gelebiliyor benim kocamdan. Peki. Çok teşekkür ediyorum Pınarcığım. Ee, şimdi tabii e, yıllarca ekran önünde olunca hayatınız didik didik edilmiş. Ben evet. de e, senin ismine e, girdiğimde e, ekiple birlikte çok e, veriye rastladık. E, bunlardan eledik eledik ama bazıları da dedik ki artık e, Pınar bunu burada netleştirsin ve bir daha e, sorulmasın e, diye. Bu bebekte oturduğunuz ev o kadar çok konu evet. edilmiş ki... ...tabii belki bebeğin çok popüler bir semt olması... ...aşağısında çok popüler bir mekanın evet. olması... ...magazin basınının orada olması vesaire. Şimdi Yağmur Bey'le evlendiğinizde o evdesiniz. Evet. Efendim söyleyeyim su o evde dünyaya Oraya geliyor. Doğdu. Ama ekibimizin de dikkatini çektiği bir ayrıntı oldu. Yine orada da ezber bozan bir durum var. Efendim işte Yağmur Bey'le evlen Önceden önce de işte eski erkek arkadaşıyla evet. da Pınaraltı bu evde evet. yaşıyordu diye. Orada da ezber bozan kısmı şu oldu. Çünkü klasik Türk erkeğinin işte bu e, mekanı değiştirmek isteyeceği, ben oraya gelmem orada, anılarım var, ben bunu istemem diyebileceğini e, düşünenler oldu. Acaba sizin dinamikleriniz, kafa yapınız nasıl? E, buradaki e, dinamikler nasıl işledi? Soru gelsin. Ee, bir kıskançlık oldu mu daha keskin haliyle sorayım. Yağmur Atacan hiç Pınar Altuğ'u kıskanır mı? Benim kocam öyle kıskanmaz. İşte diyorum ya ama bunu Yağmur tanımadığın zaman anlamak çok kolay değil. Hiç biz böyle bir sohbet yani hani benden önce ve sen başkasıylaydın şimdi. E, hepimizin hayatında biri vardı geçmişte ne yapalım canım yani onun da vardı benim de vardı. Ama biz hani onlar bitmiş ve birbirimizi sevmişiz birbirimize hoşlanmışız birbirimize aşık olmuşuz ve bir araya gelmişiz. Ne bir koltuk ne bir ev ne de benzeri bir şey hakkında hani bu da hmm falan hiç böyle bir konuşma aramızda geçmedi. O yüzden sen sorarken öyle acayip acayip bakıyordum hı hı. sana aklımıza bile gelmedi. Şimdi düşünce ah evet doğru aslında hiç bugüne kadar düşünmemiştik. Ee, beni hani böyle bu adam sana baktı ya da şu şöyle oldu falan diye kıskanmaz. Çünkü o zaten söyler karıcığım sen bir yerde yürüdüğün zaman herkes zaten dönüp sana bakıyor der. Ya bunu bakıyor olmalarının sebebi beni farklı bulmaları. Kafamın şu anda platin sarı beyaz olması olabilir. Hani bu kim diye dönüp bakabilirler. E kaldı ki ben çocuklar duymasının meltemiyim. Dolayısıyla çok küçücük çocuklar için bile bilinen bir yüzüm. E birinin bana bakması ya da benimle ilgilenmesi yağmuru bugüne kadar hiç rahatsız etmedi. O onu çok bunu çok hayatın bir parçası olarak kabul ediyor. Hiç hiç böyle bir konumuz olmadı bizim yani. Bir dönem e, ee, yağmurun hayranları bana çok düşmandı. Hani o niye benimle beraber niye beni seçti de filan hani yaşımda büyük ya niye benimle beraber diye yani bunun tartışması oldu ama yani başkaları öyle kıskandı da hiç kocam beni böyle kıskanmaz hiç, hiç olmadı aramızda öyle bir konu. Peki, Beğenir artık. başka. <laughs> çok teşekkür ediyorum. <laughs> Şimdi buradan kırmızı bir soruyla devam edeceğim. Tabii ki formatımız çok keskin, net, yalın sorular gerektiriyor. Araştırırken seni ekiple birlikte 2000'li yıllara geri döndük. Ve orada görüyoruz ki bir 3 yıl süren bir evliliğin var. Evet. Tabii ki meşhur olduğun için, ekranda iş yaptığın için o evliliğin bitiş nedeni çok irdelenmiş. Ve sebep olarak da o dönem işte eşinin askerdeyken senin gönlünü bir başkasına kaptırdığın yazılıp çizilmiş. Hatta detay verilmiş. şimdi bu iddialar üzerine bir boşanma gerçekleşiyor hı hı. anladığım kadarıyla. sonra bir başka birlikteliğin oluyor ve ayrılırken de magazincilere yaptığı bir açıklama o beyefendinin ne ektiysem onu biçtim şeklinde bir alt başlık hı hı. ortaya çıkmış. Sonrası Yağmur Bey'le e, tanışıyorsunuz. Orada Ayşe Arman'a bir röportaj veriyorsunuz. E, o dönemi anlatırken işte Yağmur Bey de diyor ki aslında ikimizin de sevgilisi e, vardı diye bir ibare kullanmış. Tanıştığımız zaman Şimdi, evet. Evet. E, dolayısıyla e, bu iddialara bir açıklık getirme. Hani Shakespeare'in sözü vardır ya. Dünün trajedisi bugünün hı hı. komedisi diye. Bugünkü yaklaşımını e, almak almak Istiyorum. E, ya da sana e, konulan e, belki o e, etiketlendirmelerin artık netleştirmeni e, istiyorum. O döneme istinaden e, soru gelsin. Pınar Altuğ aldatan kadın mı? Sana ne ya da kime ne? Neden böyle bir açıklama yapma ihtiyacım var? Ben ilk hocamla evlenirken niye seviyorsun diye sordunuz mu? Boşanırken niye soruyorsunuz? Üstelik de boşanan benim. Bu kadarını söyleyeyim sana. E, ...hayatımın hiçbir döneminde beraberliklerimle ilgili çok açıklamalar yapan bir kadın olmadım. Evlendiğim zaman niye evlendin diye kimse sormadı. Bu adamı niye sevdin diye sormadı. Boşanırken sorma hakkı oldu. Biliyorsun bu bizim toplumumuzun çok sevdiği bir şeydir. Evlenirken niye evleniyorsun diye sormaz ama çocuğu ne zaman yapacaksın diye sorar. O mu oldu diye sorar, bu mu oldu diye sorar. Ben evliliklerin çok iki kişi arasında yaşandığına ailelerin müdahil olduğuna ama onun dışında hakikaten dışarıda kalan kimseyi ilgilendirmediğini düşünürüm. Kaldı ki ben birinin yuvasını mı bozmuşum? Ben kendi evliliğimden vazgeçtim. Dolayısıyla bu sadece beni ve onu ilgilendirir. Ve acayip olanı ne o ne ben hiç açıklama yapmadık. Herkes konuştu. Konuşmayı istedikleri gibi devam edebilirler. Biz ne yaşadığımızı biliyoruz bu kadar. Hele üzerinden 17 sene geçmiş ve 14 senedir başka bir adamla beraberim. Evliliğim var, çocuğum var. Dolayısıyla tekrar geriye dönüp bunları konuşmak çok gereksiz ve saçma. Peki. Şimdi ben buradan yine kırmızı bir soruyla devam edeceğim. Çünkü enteresan bir şekilde yaşadıklarının konsekansları oluyor. Dominatoşu gibi hı hı. kariyerinde de etkileri oluyor. Birbirinden ayıramıyoruz. 2014 yılında... Bodrum Türk Filmleri Festivalinde "Çocuklar Duymasın" filminin senaristi ve yapımcısı Biral hı hı. Güven de katılıyor hı hı. ve orada "Çocuklar Duymasın" dizisinin Türkiye'de örnek teşkil ettiği yönünde övgü dolu sözler söylüyor. Ancak bu sözlerine salondaki bir başka izleyiciden şöyle bir tepki geliyor. Diyor ki. Pınar Altuğ gibi hayatı skandallarla dolu, kocasını aldatmış, iki koca değiştirmiş, birinin rol aldığı proje örnek teşkil edemez diye bir isyanda, feveranda e, buluşuyor. Bunun yansımaları şöyle oldu. 2004 yılında işte senin diziden çıkarıldığın yönünde, Zeynep Tokuş'un dahil edildiği yönünde e, bu konular birbirine ne kadar ilişkiliydi? Hı hı. Acaba senin özel hayatında yaşadıkların mı e, bu e, değişikliğe sebep oldu? Belki bunları biraz e, netleştirmek istersin. E, i̇şte toplumda oluşan bu... Ee, anne e, olma imajının üzerine giydirdiği bazı özel yaşantında gelen e, kalıpları e, taşımak mı e, zor oldu? Yani karakterinle özel hayatının dinamiklerini nerede buluşturdun e, ve e, burada reklam gelirlerinden olduğun bazı projelerinin iptal edildiği basına yansımış. E, bu da tabii ki şov e, dünyasında bir dibe vuruş gibi algılanıyor. Biz de en keskin haliyle soralım. Soru gelsin. Pınar Altı dipten nasıl çıktı? Pınar Altuğ dibe vurmadı ki bunu böyle algılıyor olabilirsiniz ama e, biliyorsun ki basın güzel şeyleri paylaşmaktan çok bir şeyleri daha bir şeyler yolunda gitmediğinde onu daha büyütmeyi ve e, daha kötü göstermeyi sever. Bu bir gerçek çünkü e, güzel ay ne kadar mutlular diye yazılan bir haber yerine boşanıyorlar mı diye atılan bir başlık her zaman daha caziptir. Çünkü negatif insanlara daha cazip gelir. Çocuklar duymasın da evet bir boşanma kararı aldım. Bu haberden ilk haberi olan ailemden önce bir ol. Ben bir ol aradım dedim ki biz boşanma kararı aldık. Eğer bunun e, diziye yanlış bir e, yön vereceğini ya da etkileyeceğini düşünüyorsan ben ayrılabilirim diziden. O da dedi ki ben böyle bir şeye ihtiyaç duymuyorum. Sen dedi olabilir yani burada dedi anne oynuyor olabilirsin de. Mesela şöyle diyelim ben dizide hayat kadınını oynasaydım benim namuslu bir evliliğim olamayacak mıydı? Ya da ben katili oynasaydım? Ya da akıl hastası bir kadını oynasaydım? Mesela normal bir anne olamayacak mıydım? Yani dizide çocuğuna kötü davranan manyak akıl hastası bir anne olup gerçek hayatta iyi bir anne olamayacak mıydım? Olabilir mi böyle saçma bir şey yahu? Dizide onu oynarsın, hayatında istediğini yaşarsın. Böyle bir yük, böyle bir koşullandırma, sınırlandırma kimsenin üzerine konamaz. Asla vekat. Dolayısıyla ben gene de teklif ettim. Çocuklar Duymasın çok gündemde diye. O da hayır hiç böyle bir şey yapmana gerek yok. Gitmene de gerek yok. Biz buradayız dedi. Ama sonra e, öyle bir şey oldu ki Çocuklar Duymasın benim için çok kıymetli. Ve başka bir şeyler ona zarar vermemeli. Onun üzerine konuşulmamalı. Ve biz el sıkıştık ve ben gittim. Ama tabii ki benim bu gidişim ben gönderilmişim ve kovulmuşum olarak lanse edildi. Çünkü bu daha eğlenceli bir haber. Ben elimi yani el sıkışıp gidince olmuyor. Kendi inisiyatifinle gittiğini algılıyorum bir artı 30 saniye daha evet. veriyorum. <laughs> ya ben kendim bir ola tamam. Yani daha fazla savaşmayalım. Ben gidiyorum dedim. O da tamam git dedi. Ve ben gittim. Ama şimdi benim gidişim böyle bakıldığı zaman e, çok onurlu ve gururlu bir durum değil mi? Hiç eğlenceli değil. Kovulma daha iyi bir haber. Ama bunun üzerine ne bir o ne ben hiçbir açıklama yapmadık. Biz yaşadığımızı biliyoruz. Yollarımızı ayırdık. Zaten eğer biz Arka bu kadar daha veriyorum. Biz bu kadar düşman olsaydık seneler sonra tekrar bir araya gelir miydik? Herkes hayatında bazı hatalar yapabilir, yanlış kararlar da verebilir. Mesela Karadağlı hep der ki o gün sen giderken ben yanında gelmeliydim ya da gitmemeliydin, senin elini tutmalıydım. Ama o günkü aklımızla onu beceremedik. Bugünkü aklımızla bunu düşünebiliyoruz. Dolayısıyla hayır. Benim yaşantım başka, işim başka. İkisi birbirine yük bindiremez. Böyle bir şey söz konusu. Teşekkür ediyorum. Tamer Karadağlı'nın bu çıkışını da burada evet. herhalde Çok ilk kez duymuş biz. oluyoruz. Bunun da altını çizelim. Şimdi bambaşka bir konuya geçeceğim. Mecra değişti dedik ya tabii kazançlar, gelir, pasta payı her şey değişti. Sosyal medya gündemimize girdi. Hı -hı. Instagram reklamları gündemimize girdi. Tabii insanlar için şunu demek çok kolay. Hani kolay para kazanma yöntemi. Hı -hı. Oturduğu yerden, teknesinden tabii. fakat bu şöhret ve bu marka inşa edilirken arkasında belki de nasıl bir emek olduğu görmezden gelinmesi kolay bir olgu tabii, ama tabii. nasıl çalıştığını o şöhret olan kişi biliyor. Senin de ee, bu konuda e, kazanımların olduğu, reklamların oluyor, bir takım e, girişimlerim hı hı. var. E, bu genel e, algıdaki yorumlara istinaden e, gerçekten de sosyal medya kolay para kazanma yeri mi? Soru gelsin. Pınar Altun, geçim kaynağı sosyal medya mı? Hayır, iki tane markam var çünkü. E, ama e, bu markaların yanı sıra şu anda, daha doğrusu şöyle bir şey. Benim meslek tanıtım tanımımın içinde... Bir ürünün tanıtımını yapmak da var. Bunu televizyonda yapabilirim, bunu bir mağaza açılışında yapabilirim, bunu bir dergide fotoğraf olarak yapabilirim ya da günümüzün hayat dijitale döndüğü için sosyal medyada yapabilirim. Şimdi bu iş sosyal medyaya döndü. Niye? Çünkü pandemi sürecinde hiçbirimiz burnumuzu dışarı çıkaramadık. Eskisi gibi mağazalara gidip alışveriş yapmak yerine hepimiz internet mağazacılıklarına sarmaya başladık. Niye? Çünkü o mağazaya girmek istemedik. İşte kalabalığa karışmak istemedik. Özel aracı olmayan bir şekilde toplu taşımaya binmek istemedi. E, hayat değişiyor. Dolayısıyla da e, evet ben de sosyal medya üzerinden para kazanıyorum. Ama iki markam var. Bir yandan da onlar devam ediyor. Salt para kazandığım yer sosyal medya değil. Bu arada reklam yüzüğüm aynı zamanda biliyorsun bir yandan da o taraf devam ediyor. Yani aslında yaptığım çok şey var. Peki. Sunar'cığım kırmızı bir soruyla devam edeceğim. Buradan dedin ya bir ürünün tanıtımını yapmakla mükellefim mecah değişmiş olabilir diye. Bu ürünlerin seçimini soracağım sana. <laughs> Çünkü istismara da açık bir mecra İşte çok güzel bir kadını koyup işte iki günde zayıflayabilirsiniz <laughs> ve böyle olabilirsiniz. Ya da bir estetik algı yaratmak üzere işte şu ameliyatı olun hemen evet. Angelina Jolie'ye benzeyeceksiniz Tabii gibi. Ki. Çok naif insanların istismar edilebildiği bir mecaya maalesef dönüşebiliyor. Buradaki sorumluluğa Hı hı. Şimdi sen de sanıyorum bir ürünün reklamlar çıktın burada mangostan çayı diyeceğim hı hı. ama isim veremiyorum reklam olmasın diye anlaşıldı ki bu mangostan çayının aslında tarım Bakanlığı'nca bir onayı yokmuş senin gibi birkaç ünlü daha sanıyorum burada işte Ece Erken, Yeliz Yeşilmen, Demet akalım ve Gülben Ergen de bu ürünün tanıtımına çıktı. Fakat maalesef haberlerde işte Seda Nur Çalışkan adlı genç kadının akciğerlerinin iflas ettiğini, hatta bir organ nakli sonucunda hayata tutunduğunu öğrendik ki bu mangostan çayı aslında bu kadar da naif böyle kullanılacak bir şey değilmiş diye. Burada Acaba ünlünün bunu araştırmadaki sorumluluğu bu markamla bu güvenilirliğimle neye yol açıyorum? Neye kredimi kullandırıyorum sorgulamasına istinaden en keskin haliyle soru gelsin. Pınar Altuğ para uğruna her ürünü tanıtır mı? Hayır, asla tanıtmaz. Bu arada ben tek başıma çalışmıyorum. Arkamda güçlü bir ekip var ve inan bana benden daha fazla inceleyip sık dokuyorlar. Hatta bazı şeyler benim haberim olmadan reddediliyor. Bu konuda çok keskin çizgilerimiz var. Mesele çaya geldiği zaman bizim elimizde bir onay kağıdı var. İlk sorduğumuz şey buydu çünkü ve bizim elimizde bayağı altı imzalı bir onay raporu var. Doğrudur, sahtedir. Bu kısmını bilemem. Ama benim telefonuma gönderilmiş çünkü ilk sorduğumuz şeydi bu yani bakın hani bu arada şöyle de bir şey var tabii zayıflama çayı deyince çok tehlikeli. Çünkü e, maalesef kadınlar hani böyle börekleri, balları, çörekleri, poğaçaları, kısırları yiyip yiyip hiç gülme hiç hareket etmeden oturdukları yerden bir tane çay içince sıfır beden olacaklar zannediyorlar. Birazcık aklımız var zannediyorum bunu kullanmak lazım. Dolayısıyla benim bütün söylemlerimde de Gülben'in de söylemlerinde aynı şey vardı. Hep şunu söyledik buna güvenip ballı börek yerseniz kilo veremezsiniz. Bunun içini bu arada ben içtim çayı. Çünkü aslında içi bir sürü bitki dolu bir çay. E, posasıyla da içtiğin zaman tokluk veriyor ama bu sana ne sağlıyor? İşte normalde sen 3 saat sonra acıkacaksan atıyorum 5 saat sonra acıkıyorsun. Ama sen hiçbir şey yemez içmez, sadece bu çayla beslenmeye kalkarsan zaten ben sana yeşil çay da versem ölürsün bir de Allah korusun yani. Dolayısıyla galiba o bilinci oturtmak gerekiyor. Birincisi elimizde onay var. İlk sorduğumuz soruydu. Ekibim bu konuda çok hassas. İkincisi söylemlerimin hepsinde diyet yaptığınız sürece size yardımcı olacak bir çay diye söylemiştim. Kendim tadına baktığım için de şüphem yoktu. Ama dediğim gibi bunu sadece bel bağlar. Yiyip yiyip bir tek bunu içersen olmuyor zaten. Hiçbir şeyle olmaz ki dünyanın en sağlıklı şeyini de versen olmaz. Peki Şimdi buradan yine kırmızı bir soruyla devam edeceğim. Olayın ticari boyutuna istinaden işte geçtiğimiz hafta Kara Cuma ya da efsane hafta sonu adayıyla ...bir takım tüketimi tetiklemek Hı -hı. adına biraz satış olsun diye yine bu tanınan ve güvenilen yüzler kullanıldı. Senin de bu konuda bir Hı -hı. aktiviten oldu. Şimdi orada yine çok ince bir nokta tabii hem ekonomi dönsün diyoruz ama... ...bir taraftan da gelir düzeyleri arasında o kadar farklılık var ki işte bütün gün asgari ücretle çalışıp... Günlük yemeyesiyle oradaki hayatı kıyaslayan e, işte tezgahtar kız ya da işte kurye ya da garson vesaire ama bir taraftan o mükemmel hayatları görmesi de çok kolay kıyaslıyor. Kendi hayatıyla kendi emeğiyle e, bir taraftan kendisine sunulan arasındaki Hı -hı. fark insanları çok mutsuz e, ediyor maalesef. E, bu anlamda e, tüketimi özendirirken bu tüket dediğimiz e, malzemelerin aslında yaratılmış ihtiyaçlar mı ve gerçek ihtiyaçlarımız mı olmasını kıyaslarken hani insan bir vicdan süzgecinden e, geçirir ya e, sayfayı yukarı kaydır derken Hı -hı. soru gelsin. Pınar Altu işte sayfayı yukarı kaydır derken vicdanı rahat mı? Evet tabii ki rahat. Çünkü hepimizin gelir düzeyi, düzeyi maalesef aynı değil. Seninkiyle benimki de değil. Bu stüdyonun içindeki diğer arkadaşlarla değil. Benden daha yükseği de var bu binanın içinde, daha aşağısı da var. Hepimizin alabildikleri ve alamadıkları var. E, dolayısıyla orada bakın böyle bir tabak var ya da böyle bir makine var haberiniz olsun derken e, ben herhangi bir vicdani e, sıkıntı yaşamıyorum. Çünkü zaten bir şeye ihtiyacın yoksa almazsın. Ben söyledim diye niye alasın? Ya yani ben sana şunu söyleyeyim. Mesela şöyle bir şey. Bir ma e, makinanın tanıtımını yapıyorum ve uzun zamandır işbirliğiyle çalışıyorum. Evimde de var ve çok mutlu kullanıyorum. Dolayısıyla da e, bakın bu su da çıkmış, bakın şu su da çıkmış gibi bir işbirliği yapıyoruz ve zaten videolarda onları ne kadar gerçek çektiğimi anlayabiliriz Çünkü hakikaten kullandığın bir şey daha iyi kullanıyorsun. Ve mesela "Aa Pınar ben böyle bir şey arıyordum ya. Ben bu, bunun farkında değildim. İyi ki söyledin." deyip alan arkadaşlarım da var. Ama senin tabii ki ihtiyacın yoksa ben gösterdim diye almamalısın. Zaten orada bir yanlış var. Ama bu da ihtiyacın varsa ben sana seçenek sunmaktan bir rahatsızlık duymuyorum. Çünkü ben sadece sana seçenek sunuyorum. Bak burada bu da var. Mutlaka alacaksın. Dişinden tırnağından arttıracaksın. Alacaksın. Kısmı başka bir şey. Böyle bir şey değil ki. Ben böyle bir ürün denedim. Çok memnun kaldım. İhtiyacı olan varsa buyursun. Biri bana arkadaşlarım da tavsiyede bulunuyor. İşim ihtiyacım varsa alıyorum. Yoksa almıyorum. Ya da bütçemem uygunsa alıyorum. Yoksa almıyorum. Peki Yine sosyal medya dinamiklerinden devam edeceğim. Bu sosyal medyadan e, aynalanmak konusu hani orada Hı -hı. iyi görünüyor muyum? Orada kaç like aldım? Kaç yorum geldi diye bütün varoluşunu e, oraya e, bağlamak ya da bunu ticari amaçla kullanmak, markanın için kullanmak böyle çok hassas dengeler Hı -hı. var orada. Yani e, işin dozajı aslında çok önemli. Bir taraftan e, diyorsun ya yağmur hiç yok sosyal medyada diye umru e, değil diyorsun. O o aynayı kapatmış belli ki oradan aynalanmıyor ama bir taraftan da bütün gününü evet. O ne yorum yazmış diye geçiren insanlar da var. Hani uç noktalar evet. var. Senin özelinde sormak istiyorum. İşte ne kadar vaktine alıyor? Bazen cevap verdiğini de görüyorum. İşte sinirlenip vakit de ayırıyorsun ama onun dozajını kendi içinde nasıl ayarlıyorsun? En uç haliyle soru gelsin. Sosyal medya toplumu asosyal mi yaptı? Evet, evet. Ben buna dahil değilim. Ama evet yani benim hayatımda şöyle var tabii ki çünkü hem eğleniyorum hem bir yandan biliyor musun arkadaşlarımdan haber alıyorum çok iyi geliyor. Çünkü hani her dakika göremediğim ya da normal şartlarda çok sık bir araya gelemeyeceğim arkadaşlarımın hayatları ile ilgili fikrim oluyor. E, dolayısıyla seviyorum ama ben böyle e, ona delicesine bağlı e, ve tiryaki değilim. Bak doğru kelimesi bence o ben tiryaki değilim yani fırlatıp atıp akşama kadar eğer keyifli bir şey yapıyorsam senle sohbet ediyorsam e, aklıma bile gelmiyor. Ama tabii ki işimle ilgili bir şeyler kullanıyorsam mesela eğer bir ürünle ilgili bir şey paylaştıysam ben gelen sorulara da cevap vermeyi seviyorum. Ya yani bana mesela diyor ki o orayı öyle mi siliyor böyle mi siliyor. Hani ona firma da gelip cevap verebilir tabii ki ama ben ya ben böyle sildim şöyle oldu cevabını vermeyi de seviyorum. Ama bunu yaparken e, ne çocuğumdan esirgiyorum bu zamanı, ne kocamdan esirgiyorum. Mesela e, her sabah antrenman yapmıyorsam, eğer e, bir antrenmana gitmiyorsam, evde bir saat civarında, 45 dakikaydı, bir saate çıkardım... bisiklet çeviriyorum. Bir saatte o bütün Instagram baştan aşağı kursun. <laughs> Mesela. Dolayısıyla ya da arabada bir yerden bir yere giderken ben kullanmıyorsam, pıt pıt pıt. Bir de artık göz e, aşinalığın oluyor. Çok hızlı okuyabiliyorsun. Pıt 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 bütün yorumları kontrol edebiliyorum. Diyorum ya kontrol manyağıyım, yapacak bir şey yok. <laughs> Peki Şimdi kontrol dedin, e, görüntüyü kontrol etmek üzerine birazcık da sohbet edelim. İstersen tamam edelim. tabii ki e, her insanın içgüdüsüdür. En iyi haliyle görünmek ister Hı -hı. ama bir taraftan da Hollywood yeni bir akım başlattı. İşte kadının algısında ne kadar natürel, o kadar iyi hatalarımızla, yaşanmış kırışıklıklarımızla bunları da kutsayarak ve e, sahip olarak yol almak isteyen şöhretler de Hı -hı. oldu. İşte burada aslında tam yol ayrımındayız çünkü ilk kez e, deneyim diyoruz Bizim jenerasyona e, denk geldi. Evet burada işte senin de kendine photoshop yaptığın üzerine söylemler olmuş. İşte bikinini kapattın, mayo hmm. yaptın, onu niye yaptın? Göbeğini mi küçülttün? Efendim söyleyeyim, daralttın mı vesaire. Aslında hepimize sorulan sorular, hepimizin kafasındaki soru işaretleri ama sen bugün konumsun, sana soracağım. Soru Sağ gelsin. Buna Ralto foto fotoğraflarda photoshop'la kendini inceltiyor mu? Hayır, inceltmiyorum. Ee, o fotoğrafta da inceltme yok. Sadece en basit bir hani ilkokul çocuğunun yapacağı kadar bir karalama var. Neden? Çok güzel bir gündü. Eten Ethem bizi trimaranıyla çıkardı. Bu herkese her zaman nasip olmaz. Çok keyif yerindeydi. Zaten çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdır. Ve o gün denk geldi. Biz çoluk çocuk bir arkadaşlarımızın daha çocuklarını aldık. Ve trimaranın üstüne çıktık. Sekiz çocuk falan vardı. Yağmur ben bir arkadaşımız da Dolayısıyla benim görevim onlar yelkeni yönettikleri için full çocuk toparlamak. Çünkü aman birine bir şey olmasın dur düşmesinler. Tabii ki tehlikeye atacak bir şey yapmıyorsun ama emanet evlat olunca hı hı. sen de bilirsin Tabii. daha çok üstlerine titriyorsun. Dolayısıyla fark ettim ki Allah'ım bir tane düzgün fotoğraf yok ve bu arada kafamızdan aşağı dalgaları da yedik. sıklamlı olduk üstümdeki şey de kapanamıyor. Ya yani dedim üç tane beş tane bir fotoğraf çekelim yani şu anı bir hani kalıcı hale getirelim bize kalsın çutur çutur fotoğrafları çektik. Tamam. Sonra eteme teşekkür etmek geldi içimden. Dedim ki ya ben bu fotoğrafları paylaşayım bir de şey olarak güzel oluyor. Orası bir albüm haline dönüşüyor. Aa Hı -hı. bunu da yaşamıştık, A, şunu da yaşamıştık. Bu da olmuştu falan diye. Böyle geriye dönüp eski fotoğraflara bakmayı seviyorum. Üçümüzün olduğu bütün fotoğraflarda o üstümdeki şey ıslak olduğu için açık ve hani çok bikiniliyim. Ya şimdi ben onu oraya koyacağım. Herkes benim bikiniyle olmamı konuşacak. Halbuki orada göstermeye çalıştığım şey benim bikinim değil ki. Benim orada göstermeye çalıştığım şey bizim çok güzel bir gün geçirdiğimiz ve trimaran denediğimiz. Dolayısıyla da boyadım koydum. Yoksa daraltma yok. Hadi daraltsam kime ne ayrıca yani? <laughs> benim göbeğimden kime ne? Peki. Şimdi e, bu tabii güzel bir kadın olarak ilk tanınınca ve bir güzellik iddiasıyla çıkınca bu yıllarca üzerine yapışıyor hı hı. ve güzelliğinde her zaman mercek altına alınır, kıyaslamalar olur. İşte ne yaptırmış, bakayım kaç yaşına gelmiş hala güzel mi diye bundan e, kaçış yok Pınar'cığım. E, dolayısıyla aslında sen de bu konuda dürüstsün. Yaptığın ameliyatları da söylüyor. burun ameliyatı yaptırdım, göğüslerimi küçüttürdüm diye sakladığım bir şey yok ama sanıyorum şöyle şeyler de geliyor. Evet son yaptırdığın e, ameliyatlardan sonra bir estetik harikasına e, dönüşmüşsün dediklerinde sen de diyorsun ki Hangilerini yaptırmışım bana da söyleyin benim de haberim olsun diye. Şimdi ben de ikilemde kaldım. Aslında Pınar saklamıyor yaptığı estetik ameliyatlarını. E, ama e, yapılmadığı üzerine yaftalanınca da sinirleniyor gibi bir duygu geçti. Hı. Onun için senden duyalım. E, net en keskin şekliyle soralım. Soru gelsin. Efendim Pınar Altuğ güzelliğini estetik doktorlarına mı borçlu? Bilmem. Yani şimdi güzellik deyince ben önce yüze geliyorum. Yüzümde bir tek burnum yapılı. Ee, ve bunu yaptıralı çok uzun seneler oldu. Hiçbir zaman da saklamadım. Üstüne üstlük de arada bir de kaza geçti. Yani korku bir ilk deneme çok kötü oldu. Üstüne bir 9 ay o yamuk burnuna gezdim. Üstüne bir daha yaptırdım. Niye yaptırdın diye sorarsan çok mu ihtiyaç vardı? Ben kendimi daha iyi hissettim. Zaten estetik bunun için yapılmıyor mu? Bana göre bunun için yapılıyor. Onun dışında öyle yüzümde gözümde dolgular molgular her tarafımda bir şeyler yok. Ee, evet bir de göğsümü küçülttüm çünkü çok büyüktü. Yani zaten Türkiye Güzel Yarışması'nda da fotoğraflar ortada hani sakladığımız bir şey değil. Daha normal daha konforlu hareket edeceğim hale getirdim. Şimdi yaptığın estetiklerle bir estetik harikasına dönüştün. Hangileriyle ben harikaya dönüştüm? Nerede harika? Hani öyle bir şey oluyor ki sanki... Son bir sene içinde kendimi baştan yaratmışım <laughs> ve ortaya çıkmışım. Yahu işte geçmişimden öte 28 senedir bu işi yapıyorum. 28 senedir fotoğraflarım ortada kendim de ortadayım bir de bir yere de kaybolmuyorum. <laughs> hani bir de bunu yazdıkları dönem tam da pandemi hani evdeyim hiçbir yere çıkmıyorum. <laughs> ne estetiği yahu hani botoksum bile geçmiş. <laughs> Dolayısıyla e, o, o tepki onaydı hani estetik harika harika olduğumu düşünüyorlarsa çok teşekkür ederim. Böyle diyelim. Peki şimdi bir başka konu konuda tabii Su meşhur bir aileye doğdu. Evet. Onun da doğduğu bildiği bu habitat, bu ortam, evet. meşhur bir annenin ve meşhur bir babanın kızı olarak doğdu. Aslında örnekleri de var işte Hülya Avşar'ın kızı, Sibel Can'ın, Seda Sayan'ın çocukları. Hep aslında Elbette, toplumda şu bebekliklerinden ergenliklerine kadar herkes takip etti. Bir sempati de oluşuyor. Fakat burada... İşte bu biraz önce parkta bahsettiğim kötü olay evet. ya da işte insanın bir kentten kalkıp o yakınlığı hissedip ama oradaki ayarı bilemeyip evine girmeye çalışıp suyu görmeye çalışması. Ama onlar bana gelmeye özel gelmemişlerdi zaten Peki onların gelmişlerdi. Cevabında rica Hı. edeceğim ben kavramsal olarak şunu sormak istiyorum kadar e, tanınınca insanlar e, sana yaklaşabilme hatta çocuğuna da yaklaşabilme e, haddini kendilerinde görüyorlar. İyi niyetli ve hayranlıktan Kesinlikle. kaynaklansa bile burada o şöhret olan kişi bunun e, dozajını nasıl ayarlıyor? E, nerede kendini risk altında hissediyor? Nerede rahatsız oluyor? Soru gelsin. Ünlülerin çocukları risk altında mı? Risk çok çok kötü bir kelime. İnsana kendini kötü hissettiren bir kelime. Risk demeyelim ama şöyle bir şey oluyor işte o mesela bu başımıza geldiğinde su çok yeni doğmuştu kapıya birileri geldiğinde biz mesela o zaman bunu öngörememiştik yağmurla çünkü kötü niyetli biri de olabilirdi o gün gelenler iyi niyetliydi ama kötü niyetli biri olsaydı çok daha tatsız şeyler yaşayabilirdik ne oldu kendi önlemimizi aldık. Çünkü insanları durduramazsın ya da insanları bu konuda bir şeyler anlatamazsın. Onlar çok iyi duygularla geliyorlar. Bunun yanlış olabileceğini ya da yarın öbür gün bizim canımızı yakabileceğini düşünerek elbette yapmıyorlar. Yapanı vardır ayrı mesele. Dolayısıyla biz ne yaptık? Dediğim gibi e, böyle hani kapısını açıp girebileceğin hatta çoğu zaman apartman kapısı açık duran bir apartmanda güvenlik listeye taşınmayı tercih ettik. E, öngörüp. Hayatını biraz daha şekillendirebiliyorsun. Hakikaten de doğru olanı oymuş. Çünkü o kadar acayipti ki o zaman. Evden işte tuvalete köpeği çıkarıyoruz. E, Yağmur'a soruyor Pınar Hanım yanınızda yok. Köpeği iş Hani, Hani anladın mı? Hani o <laughs> ipin ucu kaçıyor. Biz evimizi değiştirdik. E, dolayısıyla hayır öyle bakmıyorum. Ama zaten su evet bilinir bir anne babanın çocuğu. Bilinen bir bebek olarak dünyaya geldi ama evin içinde o normal su. Soyadı yok onun. Bizim kızımız, onun annesi Pınar, babası da Yağmur o kadar. Bizim soyadımız mesleğimiz biraz evin dışında kalıyor. Mümkün olduğu kadar uzak gitmeye çalışıyoruz. Peki, şimdi... E bir başka soruyla devam edeceğim. Su sanıyorum yakın bir zamanda 12 yaşına girecek. Evet. bu Türkiye'de çocuğuna iyi bir eğitim vermek çok anne babanın endişelendiği, evhamlandığı bir konudur. Hatta 2 yaşında artık okullar aranmaya başlanır, Hı -hı. kayıt listeleri oluşturulur. bizim zamanımızda devlet okulları vardı ama şimdi özel okullar, özel liseler, deli paralar, deli servis ücretleri derken seçenekler çoğaldı ama de çok daraldı bu anlamda. Eğitimde fırsat eşitliği var mı? Bu sorgulanıyor. bir taraftan Sistem çok değişti. İşte soruların çalındığı yıllar oldu üniversite sınavında. Yani eğitim politikamız bir şekilde istenilen düzeyde hı hı. ve randımanı veremedi. Bu da velilere bir endişe olarak döndü. Çok Sen bu konuda bir endişe taşıyor musun? İşte çözümü yurt dışında çocuklarını okutmayı bulan aileler oldu. Sen buna nasıl bakıyorsun? Soru gelsin. Pınar Altuğ Türkiye'deki eğitim sistemini nasıl buluyor? Evet. Hele pandemi sürecinde iyice ne bu fark ortaya çıktı? Maalesef, maalesef ee, ki ben Milli Eğitim Bakanımızın canını dişine takarak bu konuda emek harcadığını düşünüyorum. Ama yetmiyor çünkü altyapı buna müsaade etmiyor, imkanlar müsaade etmiyor. Ee, dolayısıyla bir tarafta eğitime ulaşamayan çocuklar var ama öbür taraftan düşündüğünde zaten köyük, de kar yağıp yol kapandığı için de eğitimine ulaşamayan çocuklar vardı. Bu çözülmesi gereken çok ciddi bir problem. Nasıl çözülecek hakkında sorsan keşke bilsem ve yapabilsem. E, elimizi uzatabildiğimiz yere kadar uzatıyoruz ama bu kadar. E, sunun okul kısmına gelince çok böyle delicesine akademik kaygıları olan bir anne hiçbir zaman olmadı. Babamız da öyle değil ve genelde bu konuda da kararı bana bırakıyor. E su, evet bir özel okulda okuyor. E, muhtemelen liseye de aynı okulda devam edecek. Sonrası Allah kerim. Çünkü hakikaten nereye gideceğimizi, nereye varacağımızı, nasıl yaşayacağımızı bilmiyorum. Ama iyi bir öğrenci. E, pandemi sürecini çok iyi yönetiyor. Göğsümü kabartıyor, gözlerimi yaşartıyor. E, çünkü onların koşmaya, oynamaya, enerji harcamaya, arkadaşlarıyla olmaya çok ihtiyaçları var ve bütün gün bir ekranın karşısında olmaya zorlanıyorlar. Ama bilgisayarın ama televizyonun ama tabletin dolayısıyla bu kanayan yaramız geçecek inşallah ya da çözülecek bir şekilde inşallah. Peki. Şimdi bir başka sosyal konuyla devam etmek istiyorum. 2012'de bir röportaj yapıyorsun ve bu konuda türban takma serbestisi sorusu sana yöneltiliyor. Cümlelerin şöyle diyorsun ki türban Kısmı tedirgin etmekten ziyade rahatsız ediyor. Biz Atatürk'ün çocuklarıyız. Bize yıllardır öğretilen bir kılık kıyafet kanunu var ve biz hep onun peşinden gittik. Hı hı. Eğer bu türban e, inandığı için takılıyorsa sonuna kadar saygım var ama eğer şekilcilik olarak takılıyorsa o zaman tepki gösteriyorum. Nasıl ayırt edersin dersen ancak o insanı tanıdığın zaman ayırt edebilirsin. Dolayısıyla Kuralı nasıl konulur bilmiyorum demişsin. Özellikle bu açıklamaların muhafazakar kesimden hı hı. o dönemde çok eleştiri almıştı. Şimdi bir anlamda bir linçe uğradın. Seni bulmuşken sormak istiyorum. Olaya bir de tersinden yaklaşalım. Soru gelsin. Kızın inanıp başını örtmek istese destek verir misin? Ne istiyorsa onu yapmakta serbest. İnandığı. Ve gerçekten istediği için her ne yapıyorsa sonuna kadar serbest. Buradaki fikrim de oydu. Bu arada bu sorunun başı şöyle başlıyor. İlkokulda türbana nasıl bakıyorsun? Ve bu soru bana sorulduğunda benim kızım ilkokul 1 öğrencisiydi. 2012 değil o biraz daha ileriki bir zaman. E, i̇lkokul 1 öğrencisiydi ve ben bir anne olarak ilkokul 1 öğrencisinin aklının neye yettiğini çok iyi biliyordum. Çok hakim olduğum bir şeydi ve başını kapatma bilinci kendi başına olabilecek bir şey değildi. Yani 6 yaşında, 6 yaşında başladı benim kızım ilkokula. E 6 yaşında başını niye kapattığını, bunun sebebini ve gereklerini yerine getirebileceğine inanmadığım için konu buradan başladı ve sonra o tarafa gitti. İnanan gerçekten bunu yapmak istediği için yapan herkese, her şartta saygım sonsuz. Ben nasıl kapatmamayı tercih ediyorsam o da kapatmayı tercih edebilir. Ama bir de baskı görüp zorla kapatan var. Mahalleden çıktığı an kafayı açan var. Benim lafım aslında onlaraydı. Yani bu bir sohbetin içinden çıkan bir parça çünkü. Hala da fikrim aynı. Peki Pınar'cığım. Şimdi bir başka kırmızı soruyla devam edeceğim. Ee, tabii toplumda bazı dinamikler yaşarken insanlar da bu tanıdığı tanıyıp kredi verdikleri güvendikleri insandan böyle net söylemler bekliyorlar. Hı hı. Taraf olmalarını bekliyorlar. Ya da bir aktivist yaklaşım hı hı. bekliyorlar. Bazı ünlüler e bunu çok net yapıyor işte Seda Sayan ben Cumhurbaşkanını destekliyorum hı hı. bütün aksiyonlarını da çok doğru hı hı. buluyorum gibi bir cümlesi olabiliyor ya da işte oyuncu Ezgi Mola örneğini verelim İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükte kalmasını istiyor o ve birçok benzeri isim işte doğa katliamları ile ilgili net söylemlerde hı hı. bulunanlar hı hı. kadına şiddet konusunda net söylemlerde bulunanlar bir taraftan da e, bir şeye angaja olmayayım, rengimi belli etmeyeyim ve o polarizasyon içinde kalmayayım güdüsünü taşıyanlar. Senin hem bazı kadın konularında böyle net bir duruşunu gözlemleyebiliyoruz ama yine de bir herhangi bir klasifikasyona da giremiyoruz seninle ilgili. İşte sağcı mıdır, solcu mudur, görüşü şu mudur, bu mudur net olarak nedir diye bu anlamda soru gelsin. Pınar Altuğ'un siyasi görüşü nedir? Siyasi görüşümden önce aslında duruşumun ne kadar net olduğunu fark etmemen çok şaşırtıcı. Aslında çok nettir duruşum çünkü. Ben doğru olanın peşindeyim her şeyden önce. Ee, hayatımın hiçbir döneminde siyaset ve politika konuşmadım ve konuşmayacağım. Bu kendime verdiğim bir kuraldı, bir sözdü, koyduğum bir kuraldı. Ee, çünkü hani bugün şöyle söyleyeyim ben hiç kıvırmadım. Hep nasıl durduysam öyle durdum. Dolayısıyla bugün işime geliyor diye bu tarafa yanaşıp yarın öbür günde işime geliyor diye bu tarafa yanaşmadım. Hep nerede durduysam orada durdum. Dolayısıyla da böyle e, sesimi çıkartmam gerektiği yerde çıkarttım. Bayram kutlamaksa kutladım. Kadına şiddetse sonuna kadar gittim. Ama evet kendimi sokaklarda parçalamadım. Ölüm oruçlarına yatmadım eğer aktivistlikten kastettiğin şey buysa. Ama duruşum çok nettir. Hiçbir zamanda siyasi görüşüm hakkında ortalıkta konuşmam. Çünkü bana o sert söylemler çok manasız geliyor. Ben hayatta bu kadar sert olma taraftarı değilim. Ama bu hani böyle ortada kalıp yuvarlanmak değil asla böyle algılanmasın. Peki. Şimdi buradan bir başka e, konuya geçeceğim. E, kadının kadınla olan ilişkisi e, Hı -hı. konusunda maalesef bir de güzellik iddian olunca en acımasız eleştirileri de kadınlardan alıyorsun. Erkekler bu konuda bu kadar hırpalayıcı yorumlar. Artık e, değil ya değişti. Hepsini e, konuşalım. Belki de e, kadının attığı gül mü daha çok e, zedeliyor? Çünkü seni anlayabilecek e, bir hemcinsin olduğunu düşünürken işte e, eşinle ilgili yapılan yorumları e, sergileyip Hı -hı. bunu sizin vicdanınıza e, bırakıyorum. Demişsin burada kullanmak istemediğim bir takım e, sıfatlar e, kullanmışlar. Ama bir taraftan da kardeşlik hukuku geliştirmiş çok nitelikli, aşmış, başarmış kadınların dayanışması da var. hani Tabii e, Bu anlamda bir kadın dayanışması bir tarafta, yüzyılımızda kadınların bilinci. Ama bir tarafta o özellikle güzel ve görünen kadına hala taş atan, gül atan, e, aba altından sopa gösteren e, kadınlar da var. Bunu nasıl harmanlıyorsun? Soru gelsin. Kadın, kadının kurdu mudur? Zaman zaman evet ama e, şimdi tabii ister istemez dayanak çok fazla olmadığı için genelde hani yorumları sosyal medya üzerinden ve Instagram üzerinden alıyorsunuz. Aslında Instagram üzerinde yapılan yorumları ben bu kadar ciddiye almıyorum bakma cevap veriyorum ama e, bu kadar hayatımızı şekillendirdiklerini düşünmüyorum. Çünkü orada e, hiçbir işi şey olmayıp bütün günün ellerinde bir klavye ile oturan klavye şövalyeleri var. Yani onlar gerçeği yansıtmıyor. Bana sokakta hiçbir kadın gelip kafa tutmuyor. Ya da hiçbir adam karşıma geçip ay çok yaşlanmışsın demiyor. Ama oradan yazabiliyor. Çünkü orada bir bakıyorsun sahte hesap. Kim olduğu bile belli değil. Sadece laf olsun diye yazıyor. Ya da işte sana bir şey söylemek hoşuna gidiyor. İşte orada egolar devreye giriyor. Ya senin orada bir şeyini beğeniyor. O sahip değil diye yazıyor, bir kıskançlık var vesaire. Ama e, gerçek hayat aslında oradaki gibi değil. Dolayısıyla orası benim için bir ölçü değil. E, evet, bizim mesleğimizde de çok yaşanıyor. Kadın kadının kurduğu ve birbirine zarar vermeye çalışan oluyor ama ben onu kadın erkek diye bakmıyorum. Göz önündeysen, başarılıysan, iyi bir şeyler yapıyorsan, mutluysan tehlikedesin. O yüzden e, gardını alman lazım. Ben hep birilerini eğitmek ya da onları kollamak yerine kendim gardımı almayı tercih ediyorum hayatım boyunca. Daha rahat ettim. Peki. Şimdi e, Pınar e, programımızın sonlarına doğru son sorularda hani çocukluğunla başladık ya tekrar oraya e, dönüp Böyle seni 360 derece neden sonuç ilişkileriyle seyircimizin de algılaması için çocukluğuna götürmek istiyorum. Benim tabii en çok senin hikayende kalbime dokunan ve empati yapmakta en böyle ince noktan baba kaybın oldu. Çünkü çok küçük yaşta babanı kaybediyorsun. Bunun o kadar ardıl sonuçları var ki işte anneyle birlikte el ele verip o hayatı kucaklama mücadelesi. Erken yaşta hayata atılmak ama o babanın nefesini bile hissetmek bir kız çocuğunun bir çocuğun Süper. arkasında güçtür ya hani nefesleri yeter. E, hatta bir paylaşımın olmuş. Diyorsun ki azıcık daha kalsan ne olurdu ki diye. O Gücün ne olduğunu e, bilen bir kız çocuğu olarak Hı? bunun yoksunluğuyla e, büyümüş olman hakikaten benim e, sana karşı çok daha sempati e, duymama ve e, bir ederim. anne olarak da merhamet duygusu e, o zamanki Pınar'a geliştirme ve e, sebep oldu. E, şimdi babasının prensesi büyüdü, olgunlaştı, kendi bir ebeveyn oldu, evet. kendi bir e, anne oldu ama yine de merak ediyorum soru gelsin. Genç yaşta babasız kalmak Pınar Altun'u nasıl biri yaptı? Daha güçlü çünkü 17 yaşında babamı kaybettim, 24 yaşında da annemi kaybettim. Dolayısıyla bir şeylerle çok erken yüzleştim ama bir o kadar da beni güçlü kıldı. Artık kaybedecek bir şey kalmamıştı çünkü. Yani en kıymetlilerin gidiyor. Allah'a çok şükür şimdi bir evladım var. Ama ben mesela hiç yaşadıklarım iyi ya da kötü, benim yaptıklarım, bana yapılanlar hiç önemli değil. Yaşadıklarımı konuşurken işte babam olsaydı böyle olmazdı, annem olsaydı böyle olmazdı demedim. Hiç demedim. Hep böyle olacak, şöyle olacak, onlar olsaydı böyle olmasını isterlerdi diye davrandım. Dolayısıyla beni çok güçlendirdi. Bir o kadar da tabi deli cesareti getirdi bana. Tehlikeli, çok tehlikeli. Ama e, o bana ayrı bir güç verdi. Keşke olsalardı. Bir kere boyunlarına sarılmak için dünyaları veririm. O ayrı bir tarafı kim istemez ki? Ama beni çok güçlendirdi. Ben e, hayata bakış olarak böyle ah 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 gittiler, vah 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 yoklar diye hayıflanmak yerine yoklar ama buradalar, buradalar deyip yoluna devam eden biri oldum hep. Peki. Yalnız uçmak kanatlarını biraz daha güçlendirmiş anladığım kadarıyla. Burada anne figürünü de es geçmemek lazım. O e, ana figürü çünkü sen hikayelerinde de anlatırken diyorsun ki küçücüktüm annem yanımda gelirdi. Evet. Beni götürürdü Tabii. işime yok olurdu ortadan ve e, bir şekilde o annenin gücünü bir şekilde hisseder Her misin? Zaman. Korumasını e, kollamasını. Enteresan tesadüfler de var. işte anneni kaybediyorsun sonra 10 yıl sonra aynı gün suyu kucağına alıyorsun. Evet. Kendin anne oluyorsun. Hı. O çok e, enteresan bir e, tevafuk diyelim evet. e, belki de e, ilginç bir rastlantı olmuş. E, sonra takı işine giriyorsun. Orada da annenin Annemin sanıyorum ismi. bir e, ismi e, ve emeği ve e, dokunuşu e, var. Dolayısıyla aslında bunu kabullenmişsin ama e, o anne figürünü de içinde hep yaşatmasın gibi bir his geçti bana. Soru gelsin. Pınar Altuğ ve annesi arasında nasıl bir ilişki vardı? E, çok özel bir ilişki vardı. Çok saygılı ama bir o kadar da çok çok sevgili aşırı sevgili. Ee, babamla da annemle de aynı. Mesela benim annem acayip böyle sert ve otoriter bir kadındı. Ben evde otururken falan de böyle bir şöyle bir yamulursun göbeğim falan çek o göbeği içeri. Buydu ama bu böyle hani Madame Rotan Mayer gibi değildi tabii ki. Ama öyle saçım başım bir yerde gezemem evde. Öyle yok öyle düzgün duracaksın. Ama hayatı boyunca kendi de öyleydi zaten ve bu yüzden kendine çok da etti. Çok kendini bu uğurda çok yordu ama ben annemi her çocuğa annesi çok kıymetlidir ayrı ama annemi hep çok başka bir yere koyarım benim e, her konuda rol modelimdir bugün e, kendi anneliğim de annemin anneliğine çok benziyor yani o dozajındaki sertliğim ve otoritem oldukça dominant bir anneyim ben sert bir anneyim bir yandan çok eğlenceli bir anne olmakla beraber çok net kurallarım var, annemin de vardı. Ee, o, o ondan ben çok güzel şeyler öğrenmişim. Bugünkü Pınar'ın olmasının sebebi. E, dolayısıyla annem en kıymetli. Ee, mücevher markamın isminin olmasının sebebi de benim annem mücevher takmayı çok seven bir kadındı ve derdi ki ben daha genç kız olmuştum. Üç kuruş paran da olsa biriktir, git hakiki al. Bu pırlantalar, taşlar demek değil. Altın, hakiki al kızım böyle imite para harcama derdi. Dolayısıyla ben bir mücevher markası ortaya çıkartırken onun ismini koymasaydım olmayacak. İlki peki de koymuş. Böyle anneni de e, almış evet. olduk. Şimdi buradan bambaşka bir e, konuya e, değinmek istiyorum. İnsanlarla olan e, ilişkin tabii e, bu tür e, işlerde, ekran önü ilişkilerde ciddi bir ekibim var. E, sosyal e, hayatım var. İnsanlara değmek ve e, iletişim içinde olmak Hı -hı. zorundasın. Ama bir taraftan da bazen yorucu olabiliyor. Toksiklenebiliyorsun. Fazla referanstan, fazla aynalanmaktan dolayı senin fotoğraflarına baktığında da işte e, teknedeki özel anların ya da işte doğada baş başa kalmak istemen O aile içinde yaşanan üçlü belki pandemi sürecinin de etkisi oldu bilemiyorum Tabii. ama hani böyle sahte kalabalıklardansa gerçek yalnızlığım hissiyatı geçiren bana o kaçışlarına istinaden soru gelsin. Pınar Altuğ insanlardan kaçıyor mu? İnsanlardan kaçmıyorum. Ailemle baş başa olmayı seviyorum ya da çok sevdiklerimle bir arada olmayı seviyorum. Çünkü öbür türlü konsantrasyonum bozuluyor. Yani bunu kaçmak olarak eee Algılamak ya da ifade etmek çok kırıcı. Çünkü o zaman bugüne kadar yaptığım her şeye ihanet etmiş olurum. Haksızlık etmiş olurum. Dolayısıyla bu sevgi çok güzel ve çok özel. Ama diyelim ki şimdi biz seninle bir televizyon programı stüdyosundayız ve bu masanın başında gönül rahatlığıyla konuşabiliyoruz. E düşün ki sen bana çok önemli bir şey anlatırken ben çok özür dilerim deyip fotoğraf çektiriyorum. Çok özür dilerim deyip biriyle sohbet ediyorum. Çok bölünüyor. Ve ben de konsantrasyonumu kaybediyorum. Seninle buluşacak bir saatim varsa, o bir saatte o bölünme karşımdakini de çok yaralıyor. O yüzden böyle özel vakitler geçirmek istediğimde daha kimsenin olmadığı yerleri tercih ediyorum. Ama bunu kaçmak olarak e, yorumlamak hakikaten çok kalp kırıcı olur. Öyle bir şey değil. Çünkü çok ortalıkta da geziniyorum bu arada. Saklanan biri değilim. Ama daha özel anlarda bir de doğayı, denizi. Allah'tan kocam da çok seviyor, çocuğum da çok seviyor. Dolayısıyla arada bir e, o tür kaçışlarımız var. Ama bu insanlardan hani aman uzak olalım gibi bir şey değil. Peki Pınarcığım, e, sırada son sorum var. Şimdi geldik e, mi bir dakika Geldik. Vay. Şimdi e, tabii ben e, bir ım... Seni tanıyan biri olarak çok farklı renklerini görebiliyorum. Yani şöhretin de, güzelliğin de bunlar yanında minicik detaylar olarak kalıyor. Çünkü ruhunun farklı katmanları var, farklı ürettiğin şeyler var. Ama şöhret ve güzellik öyle bir şey ki bütün bunları maalesef ilk algıda gölgeliyor ve insanlar seni buraya sıkıştırıyorlar muhtemelen. Sen de diyorsun ya ben 17 yaşından beri şöhretin başkasını bilmiyorum ki diye ama ben çok eminim ki senin aslında ...başka bir sürü katmanların ve değerlerim var. Bunu duymak adına soru gelsin. Şöhreti çıkarırsak Pınaraltı'dan geriye ne kalır? İyi bir insan kalır. İyi bir insan olduğumu düşünüyorum. Çünkü hakikaten hayatta en kıymet verdiğim şey iyi bir insan olmak. Çok merhametli olduğumu düşünüyorum. Ee, çok vefakar olduğumu düşünüyorum. Ee, çok sevgi doluyum. Gerçekten çok sevgi doluyum ama hak edene elbette ki. Çok adalet duygum var. Çok adaletli biriyim. Ee, çok güçlü bir kadınım. İhtiyacı olanın her zaman yanında olabilecek kadar. Ee, başka? iyi bir eşim. Başka neyse iyi bir anne ve iyi bir eş olduğumu düşünüyorum. Ee, ama hepsinin ötesinde en başında diyorum özümde iyi bir insan olduğumu düşünüyorum. İyi. Ee, hayattaki en önem verdiğim şeylerden biri de bu zaten. Peki Pınar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Programımızın ederim. sonuna geldik. Bir matematik karnemiz var. Format gereği bakalım ne yapmışız. Hemen sorularımıza ve karnemize bakıyoruz. Evet Pınar'cığım bütün sorularımıza yanıt verdin. 20 dakikalık gibi uzun bir süre geride bırakmasın. Televizyoncu olduğun için sanıyorum zamanı çok etkin kullandın. Bayağı süre arttı. Bu süre zarfında benim sana sormayı unutup senin özellikle izleyicilerimize ya şunu da mutlaka eklemek istiyorum kendimle ilgili diye bir anekdotun var mı? Aklıma öyle sorunca gelmedi. Peki. <laughs> tamam demek ki 360 Senin derece. Senin gelen hala ya şunu da sorsaydım <laughs> dediğin bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Evet, ben tamam. 40 soruda bütün öğrenmek <laughs> istediklerimi öğrendim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Pınar. ederim. Aslında ben de seni Tanıdığımı düşünüyordum ama böyle bütün sorularla bir kez daha perçinlemek, seni daha yakından tanımak, hayat hikayeni benim bütün konuklarım birer roman kahramanı gibi bütünüyle okuyabilmek çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ ol, teşekkürler. Sevgili izleyicilerimiz programımızın sonuna geldik. Haftaya yeni bir konuk ve yeni 40 soruyla tekrar karşınızda olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.